Hayvan Çiftliği George Orwell Bölüm 1 Beylik çiftliğin sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktıkları delikleri kapatmayı unutmuştu. Avluda tökezlene tekerlene yürürken elindeki fenerin ışığı da bir o yana bir bu yana yalpa vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkartıp attı, kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha bire doldurup bir dikişle içti, sonra üst kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jones horun horul uyuyordu. Yatak odasının ışığı söner sönmez çiftliğin tüm binalarında bir patırdı bir koşuşturmadır başladı. Gündüzden haber salınmıştı. Koca reis dedikleri bir zamanlar ödül kazanmış kır erkek domuz bir gece önce gördüğü garip dişi tüm hayvanları anlatmak istiyordu. Bay Jones ortalıktan çekilir çekilmez herkesin büyük samanlıkta toplanması kararlaştırılmıştı. Koca reisi çiftlikte o kadar büyük bir saygı duyuluyordu ki onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes uykusundan olmaya razıydı. Reis, büyük samanlığın bir köşesinde tavandaki kirişlerden birinden sarkan bir fenerin aydınlattığı bir yükseltinin üzerinde serili saman döşeğine kurulmuştu bile. 12 yaşındaydı. Son zamanlarda gövdesi biraz yağ bağlamıştı. Uzun sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına karşın bilgi ve babacan görünen heybetli bir domuzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardına sökün ettiler. Yolu yordamınca yerlerini almaya başladılar. Önce Bluebell, Jesse ve Pincher adlı üç köpek göründü. Ardından domuzlar geldiler. Yükseltinin hemen önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pencere eşiklerine tünediler, güvercinler çatı kirişlerine kondular. Koyunlarla inekler domuzların arkasına uzanıp geviş getirmeye koyuldular. Boxer ve Clover adlı iki araba atı içeri birlikte girdiler. Samanların arasında göremeyecekleri kadar küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla ağır ağır yürüyor, kıllı kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover, orta yaşlı sayılabilecek iri, anaç bir kısraktı. Dördüncü tayını doğurduktan sonra eski endamını bir türlü bulamamıştı. Boxer ise neredeyse 2 metre yüksekliğinde, iki beygerin gücünde çok iri bir hayvandı. Alnından burnunun üstüne doğru inen akıtma onu biraz ahmak gösteriyordu. Gerçekten de çiftlikteki hayvanların en zekisi sayılmazdı ama sağlam kişiliği ve akıllara durgunluk veren çalışkanlığıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Atların ardından beyaz keçi Muriel ile Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı söylenemezdi ama az söyler, öz söylerdi. Tanrı bana sinekleri kovayım diye bir kuyruk vermiş ama keşke sinekler de olmasaydı kuyruğumda. Çiftlikteki hayvanlar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini soranlara gülünecek ne var diye karşılık verirdi. Ama açıkça belli etmemesine karşın Baksıra hayrandı. İkisi pazar günlerini birlikte geçirir, genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otlarlardı. İki at henüz yere uzanmışlardaki annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak birer kol halinde samanlığa girdiler. Paytak paytak koşturuyor, ayaklar altında ezilmeyecekleri bir yer aranıyorlardı. Clover kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp birbirlerine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Johnson'ın iki tekerlekli arabasını çeken saçı uzun aklı kısa, beyaz kıssak Molly çıka geldi. Ağzında kesme şekeri süzüm süzüm süzerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti, bakışları üzerine toplamak umuduyla kırmızı kurdelelerle örülü beyaz elesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyu kurusun hemen en sıcak yeri aranmaya başladı. Sonunda Baxter ile Clover'ın arasına sığıştı. Koca reisin söylevinin sonuna kadar söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli mırlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun mozazı saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis baktı ki herkes yerini almış sus pus bekliyor. Gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı. Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı görev biliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağlımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünyanın düzenini yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim de bu işte. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamamıza yetecek kadar yiyecek verirler. Ayakta kalanlarımızı canı çıkana kadar çalıştırırlar. İşlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatlarımız sefillikten kölenlikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır yoldaşlar asla. İngiltere toprakları bereketlidir. Havası suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsanlar emeğimizle ürettiklerimizin neredeyse bütününü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın yanıtı burada. Tek bir sözcükte özetlenebilir, insan. Tek gerçek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın, açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki neden de sonsuza dek silinecektir yeryüzünden. İnsan üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz, Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır, karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Bizse emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan başka bir şeyi yoktur. Siz şu karşımda oturan inekler bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarınızın midesine indi. Siz tavuklar bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdı. Ve sen Clover doğurduğun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarlalardaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Ben gene talihli sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal. Ama hiçbir hayvan sonunda o gaddar bıçaktan kaçamaz. Siz karşımda oturan genç domuzlar bir yıla kalmaz bıçağın altına ciyaklaya ciyaklaya can verirsiniz. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar bu korkunç son hepimizi bekliyor hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinden farklı sayılmaz. Sen boxer, şu koca kasların gücünü yitirmeye görsün Jones o saat sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasapta gırtlağını keser kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar en yakın gölü atar. Öyleyse yoldaşlar bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım emeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüze insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilemem. Bir haftaya kadar da olabilir, yüzyıla kadar da. Ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar, şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi bu ödümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsan ile hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin dirliği öbürlerinin de dirliğidir diyenler çıkabilir. Onlara kulak asmayın. Hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken deliklerinden dışarı süzden dört iri sıçan arka ayaklarının üzerine oturmuş onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler, sıçanlar çarçabuk deliklerine kaçarak canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkese susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanlı hayvanlar dostumuz mu düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum, sıçanlar yoldaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca dört karşı oy çıkmış, onlar da üç köpekli kediden gelmişti. Sonradan kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Kuca reis sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın görevimiz olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğimiz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi hiçbir hayvan kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akılsızı hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil ama insanlık ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk üç sözcüğünü bildikleri eski bir şarkıyı söylerlerdi. Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşümde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşkum yok hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri, kuşaklarda unutulmuş olan şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi yoldaşlar size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım, Sesim kısık ama ezgisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Kuca Reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de sesi kısıktı ama hiç fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementin ile La Cucuraça arası bir şarkıydı. Sözleri şöyleydi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdelerin en güzelinde, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, Zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak. Karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak. Acımasız kırbaç bir daha şaklamayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdaya arpası, yulafı, samanı, yoncası, baklası, pancarı. O gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil, ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek. Biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü görmeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı, ineklerle atlar, kazlarla hindiler el ele, özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları, kulak verin müjdemi, haber salın her yere, düşlediğimiz altın çağı önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanıl bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptallara bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanları ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meyiliyor, atlar kişiliyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki şarkıyı baştan sona tam beş kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi dağıldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar, hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. Bölüm 2 Koca reis üç gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Reis öldüğünde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen üç ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Reisin konuşması çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Öngördüğü ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkaldırıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlanmak olduğunu açık seçik görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütlenme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri Bay Jones'un satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napoleon adlı iki genç erkek domuzdu. Napoleon iri kıyım, sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı ama istediğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı hem de daha yaratıcıydı ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü Tombolak Squealer, yanakları yüz yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştıran, şirret sesli yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir oyana bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı. Nedendir bilinmez bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Scaler için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü koca reisin düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler. Adına da animalizm demişlerdi. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir ahmaklık ve vurdum duymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar Efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan dem vuruyorlar. Bazıları da Bay Jones bizi besliyor. O olmasa açlıktan ölürüz gibisinden salakça laflar ediyorlardı. Kimileri biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki ya da madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız çalışmamışız ne fark eder gibi sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratana kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en ahmakçası ak kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru ayaklanmadan sonra da şeker bulabilecek miyiz olmuştu. Snowball hayır deyip kesip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez peki yeleme gene kurdele takabilecek miyim diye sormuştu Molly. Snowball bak yoldaş demişti. Senin onsuz edemediğin kurdele köleliğin simgesidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu? Molly kabul derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar elçil kuzgun Moses'ın yaydığı yalanların önüne almak için daha da zorlu bir savaşın vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammaz'ın dedikoducunun tekiydi ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'a bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazardı. Dört mevsim yonca biter, ağaçlar ve çalılar, kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününü masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için Moses'dan nefret ediyorlardı. Ama gene de Babadem Diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık tilmizleri iki araba atı, Boxer ve Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu iki at, domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında başı çekiyorlardı. Derken ayaklanma umulandan çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones hayvanlara çok sert davranmasına karşı becerikli bir çiftçiydi ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda aylak aylak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada bireye batırdığı ekmek parçalarıyla mozası besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlaları ayrı kotları bürümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı. Hayvanlar doğru düz beslenmiyordu. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones bir cumartesi gününe denk düşen yaz dönümünden hemen önce Billington'a gidip Kırmızı Aslan Meyhanesi'nde kör kütük sarhoş olunca çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones eve döner dönmez oturma odasındaki kanepeye uzanmış News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar. İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeriye dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones dört işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atıldılar. Jones da işçilerine dört bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. O güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil, korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Fatikadan aşağı ana yola doğru yel yepelek koştururlarken hayvanlar da zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bayan Jones yatak odasının penceresinden olup bir tane görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye sıkıştırıp çiftliğin arka yolundan savuşu verdi. Monsuz da tüneyinden sıçradı, kanat çırpıp abazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones ile adamlarını yola kadar kovalamışlar, beş kol demiri bulunan çiftlik kapısını arkalarından hızla çarpıp kapatmışlardı. Böyle daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, beylik çiftlik onlara kalmıştı. Hayvanlar talihlerinin böylesine yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup Johnson uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Johnson domuzları ve kuzuları iyiliş ederken kullandığı kıyıcı bıçaklar kuyunun dibini boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz süperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluza çöplerin yakıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da. Kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball, pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. Giysi insanoğlunu çağrıştırır dedi. Kurdele de giysiden sayılır. Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Boxer'da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır şapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon kendisini yeniden ambara götürdü. Herkese ikişer tayin mısır, köpeklere de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam yedi kez söyledi der. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı. Dünyaya geleli beri hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli başkaldırıyı anımsar anımsamaz hep birlikte çayıra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar, sabahın duru ışığında çevreyi seyre daldılar. Evet, burası onların da artık. Göz görebildiğince önlerine uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek koplayıp zıplamaya, büyük bir coşkuyla havaya sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağı eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otlağı, meyve bahçesini, gölcüğü, koruyu dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binalarına döndüler. Çiftlik evinin kapısının önüne geldiklerinde soluklarını tutup durdular. Bu ev de onların da artık ama içeri girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball ile Napoleon'un kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birer el kol halinde içeri girdiler. Ortalığı alt üst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar. Parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar. İçerideki görkemi kuş tüyü şilteli yataklara, aynalara, at kılından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskı portresine biraz gözleri kamaşarak biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerken Molly'nin ortadıkta olmadığını fark ettiler. Birkaç yukarı seyirtip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Molly, Bayan Jones'un tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi bir kurdeleyi omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'yi fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü. Birdekilerdeki bira fıçısı baksarın bir çiftesiyle parçalandı o kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball ile Napoleon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. Yoldaşlar dedi Snowball. Saat daha altı buçuk. Uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otları biçmeye başlıyoruz. Ama daha önce halledilecek bir işimiz var. Sonunda anlaşıldı ki iki domuz çöpler arasında Bay Johnson çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş. Son üç ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napoleon siyah ve beyaz boya kutularını getirdi. Hayvanların başına geçerek onlara ana yola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball da, ki en iyi yazan oydu, fırçayı iki toynanın arasına geçirip kapının en üstteki kol demirine yazılı beylik çiftlik adını karaladı. Yerine hayvan çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla anılacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball ile Napolyon bir merdiven getirdi büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu 7 emir duvara yazılacak. Hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması hiç de kolay değildir. Ve işe koyuldu. Skiyalar da birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. 7 emir katran kaplı duvara 20-30 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. 7 emir 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. Dört ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun tost diye S'lerden birinin ters yazılmış olması dışında hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Snowball boya fırçasını yere atıp haydi yoldaşlar diye bağırdı. Doğru tarlaya, harmanı Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım. Ama tam o sırada bir süredir gergin görünen üç inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağılmamış olduğundan memeleri patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirdiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri bu kadar süt ne olacak diye soracak oldu. Jones bazen yemimize süt katardı dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek sütü kafanıza takmayın yoldaşlar diye bağırdı. Gereği yapılır merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball yoldaş başı çekecek. Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar. Hasat bizi bekler. Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi. Bölüm 3 Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar, baştan ayağa tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Aletler hayvanlara göre değil, insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanamamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar, ekinlerin biçilip toplanması işinden Jones ile adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğrudan çalışmıyor, öbürlerini yönetiyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer ile Clover kendilerine atla çekilen tarağa koşuyor. Tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar. Arkalarından gelen domuz da ikide bir deh yoldaş ya da çüş yoldaş diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşuşturuyor. Gagalarıyla birer tutamda olsa ot taşıyorlardı. Sonunda asadı John ile adamlarının kaldırdığından iki gün kadar daha kısa bir sürede kaldırdılar. Dahası çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözü tavuklar ve ördekler en küçük ot saplarına kadar her şeyi toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık pinti sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen, tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri yiyorlardı ya, her lokmadan büyük bir tat alıyorlardı. Ciğeri beş para etmez, asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimden yoksun olmalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin mevsim ilerleyip de hasat zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığından başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarını da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve baksırın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlardı. Baksır'a herkes hayrandı. Jones'un zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Baksır şimdi neredeyse 3 beygir gücünde çalışıyordu. Öyle günler oluyordu ki çiftliğin işleri tümden onun güçlü omuzlarına yıkılıyordu. İşin en ağır olduğu yerde her zaman o vardı. Sabahtan akşama kadar durdurarak bilmeden uğraş veriyordu. Kendisine sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı. Gündelik işler başlayana kadar en çok gerek duyulan yere koşuyor, orada gönüllü olarak çalışıyordu. Çalışmaya kendisine yasa edilmişti sanki. Bir sorun bir terslik çıkmaya görsün. O saat daha sıkı çalışacağım deyip işe koyuluyordu. Aslında herkes kendi gücü ve yeteneğine göre iyi çalışıyordu. Söz gelimi tavuklar ve ördekler ortalığa saçılmış tahıl tanelerini toplayarak neredeyse 20 kile ekini kurtarmışlardı. Hiç kimse çalıp çırpmıyor, hiç kimse kendisine ayrılan tayin konusunda homurdanıp söylenmiyordu. Bir zamanlar çiftlikteki hayatın olağan özelliklerinden sayılan kavgalar, ısırmalar, kıskançlıklar neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaçmıyordu bir kişi dışında. Evet, Molly'nin sabahları erken kalkamamak gibi bir sorunu vardı. Üstelik ikide bir toynağına giren bir taşı bahane ederek işi erken bıraktığı da oluyordu. Doğrusu kedi de bir tuhaftı. Bir süre sonra yapılacak bir iş çıktığında hiçbir zaman ortalıkta görünmediği anlaşılmıştı. Saatlerce ortadan kayboluyor ama yemek vakti geldiğinde ya da akşamüstü işler sona erdiğinde hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneler uyduruyor, öylesine sevecen mırlıyordu ki Herkesi iyi niyetine inandırmayı başarıyordu. Yaşlı eşek Benjamin ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. Tıpkı bacı olsa zamanında olduğu gibi gene uyuşuk ve dik kafalıydı. Ne işten kaytırıyordu ne de fazla çalışmaya gönül veriyordu. Ayaklanma ve sonuçları konusunda en küçük bir görüş belirtmiyordu. Jones çiftlikten gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda "Eşekler uzun yaşar. Hiç ölmüş bir eşek gördünüz mü hayatınızda?" demekle yetiniyor, herkesi bu belirsiz yanıtla yetinmek zorunda bırakıyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden bir saat geç yapılan kahvaltıdan sonra her pazar mutlaka göndere bayrak çekilmesiyle başlayan bir tören düzenleniyordu. Snowball koşum takımlarının durduğu odada Bayan Johnson eski bir masa örtüsünü bulmuş, yeşil örtünün üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz resmi yapmıştı. Bayrak pazar sabahları çiftlik evinin bahçesindeki göndere çekiliyordu. Snowball'un açıklamasına göre bayrağın yeşil zemini İngiltere'nin yemyeşil çayırlarını temsil ediyor. Toynak ile boynuz ise insan soyu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırıldığında doğacak olan geleceğin hayvan cumhuriyetini simgeliyordu. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar bütün samanlığa doluşarak toplantı denilen genel kurula katılıyorlardı. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor, alınacak kararlar tartışılıyordu. Alınması gereken kararlar her zaman domuzlar tarafından ortaya atılıyordu. Öteki hayvanlar nasıl oy vereceğini biliyorlar ama kendi başlarına bir karara varamıyorlardı. Toplantıların en ateşli tartışmacıları Snowball ile Napolyon'du. Ama bu ikisi asla anlaşamıyorlardı. Birinin ak dediğini öbürü mutlaka kara diyordu. Kimsenin karşı çıkamayacağı bir karara varıldığında bile birbirlerine girmenin bir yolunu buluyorlardı. Örneğin meyve bahçesinin arka tarafındaki çayırın artık çalışamaz durumda olan hayvanların dinlenme yeri olarak belirlenmesi kararlaştırıldıktan sonra farklı türden hayvanların emeklilik yaşlarının ne olması gerektiği konusunda kapışmışlardı. Her toplantının sonunda mutlaka İngiltere'nin hayvanları şarkısı söyleniyor. Öğleden sonraları ise eğlenceye ayrılıyordu. Domuzlar koşum takımlarının durduğu odayı karargah edinmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evlerinden getirmiş oldukları kitaplardan nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşları okuyup öğreniyorlardı. Snowball ayrıca öteki hayvanların hayvan kurullarında örgütlenmesiyle de uğraşmakta, bu iş için bıkmadan, usanmadan çaba harcamaktaydı. Okuma yazma sınıflarının yanı sıra tavuklar için yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanların evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşların yeniden eğitimi kurumunu kurmuş, koyunlar için de daha beyaz yün hareketini oluşturmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanıl hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanıl hayvanlar eskisi gibi davranmayı sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başta çalışmıştı. Bir gün bir de bakmışlardı damda oturmuş erişemeyeceği uzaklıktaki serçelerle konuşuyor onlara artık bütün hayvanların yoldaş olduğunu dilerlerse hiç çekinmeden pençesine konabileceklerini anlatıyordu. Ama serçeler kedinin yanına bile yaklaşmamışlardı. Öte yandan okuma yazma sınıfları çok başarılı olmuştu. Yüz geldiğinde çiftlikteki hemen her hayvan az çok okuma yazma biliyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Gel gör ki yedi emirden başka bir şey okudukları yoktu. Keçi Muriel'in okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını getirip öbür hayvanları okuyordu. Domuzlar kadar iyi okuyabilen Benjamin ise bu yeteneğini kullandığı pek görülmemişti. Ben okumaya değer bir şey göremiyorum diyordu. Clover alfabeyi baştan sona öğrenmişti ama sözcükleri sökemiyordu. Baksır'a gelince o da D'den ileri gidememişti. Koca ayağıyla toprağın üzerine A, B, C, D harflerini yazıyor. Sonra kulaklarını arkaya yatırıp yelesini sallayarak harflere aval aval bakıyor. D'den sonra gelen harfi çıkarmaya çabalıyor ama bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez E, F, G, H'yi de öğrenmiş ama öğrenir öğrenmez bu kez de A, B, C, D'yi unuttuğunu fark etmiş. En sonunda alfabenin ilk dört harfiyle yetinmeye karar vermişti. Unutmamak için bu dört harfi her gün iki kez yazıyordu. Molly ise adındaki altı harften başka tek bir harf öğrenmemekte diretiyordu. İnce dalları yan yana getirerek adını yazıyor, dalları birkaç çiçekle süslüyor, sonra da hayran hayran çevresinde dolanıyordu. Çiftlikteki öteki hayvanların hiçbiri A harfinden öteye geçememiş. Koyun, tavuk ve ördek gibi en ahmak hayvanların 7 emiri bir türlü ezberleyemedikleri görülmüştü. Bu sorunun çözümünü epey kafa yoran Snowball sonunda 7 emirin aslında tek bir özdeyişe indirgenebileceğini açıkladı. 7 emir bal gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü özdeyişine indirgenebilirdi. Snowball'a bakılırsa bu özdeyiş hayvancılığın temel ilkesini açıklıyordu. Bu temel ilkeyi iyice kavramış olan herkes insanoğlunun zararlı etkilerinden korunabilirdi. Kuşlar ilk başta kendilerinin de iki ayaklı oldukları gerekçesiyle bu özdeyişe karşı çıkacak oldular. Ama Snowball yanıldıklarını kanıtlamakta gecikmedi. Yollaşlar dedi. Kuşun kanadı iş görmek için değil devinmek için kullanılan bir organdır. Dolayısıyla kanat ayak olarak kabul edilmelidir. İnsanoğlunun farklılığı bütün şeytanlıkları yaptığı alet olan eldedir. Kuşlar Snowball'un sözlerinden hiçbir şey anlamamalarına karşın yaptığı açıklamayı kabul ettiler. Tüm hayvancıklar yeni özdeyişi ezberlemeye koyuldular. Ambarın duvarına, yedi emirin yukarısına, üstelik daha büyük harflerle dört ayak iyi, iki ayak kötü yazıldı. Koyunlar bu sözleri ezberledikten sonra özdeyişi o kadar sevdiler ki çayırda uzanıp keyif çatarlarken hep birlikte dört ayak iyi, iki ayak kötü, dört ayak iyi, iki ayak kötü diye bıkmadan saatler boyu meylemeyi alışkanlık haline getirdiler. Napolyon Snowball'un kurullarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençlere eğitmenin yetişkinler için yapılabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı. Jesse ile Bluebell hasattan hemen sonra yavrulamışlar, 9 sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez Napolyon eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söylenerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkabilen tavan arasına kapatmış. Öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Sütler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar artık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla kaplıydı. Hayvanlar doğal olarak elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçtan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımlarının durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyuruldu. Bazı hayvanlar homurdandıysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar, Snowball ile Napoleon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Squealer, "Yoldaşlar!" diye haykırdı. Umarım biz domuzların bunu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmaları el koymamızın tek bir amacı var. O da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar düşün emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzümüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar. Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. Aranızda Jones'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Hayvanların en küçük bir kuşku duymadıkları tek bir şey varsa o da Jones'un geri dönmesini istemedikleriydi. Domuzları sağlıklı tutmanın önemi çok açıktı. Böylece tartışma büyümeden bütün sütün ve rüzgarla ağaçlardan dökülen elmaların hepsinin domuzlara ayrılması herkese kabul edildi. Bölüm 4 Hayvan çiftliğinde olup bitenleri yaz sonlarına doğru neredeyse bütün ülke duymuş bulunuyordu. Snowball ile Napolyon'un her gün uçurdukları posta güvercinleri komşu çiftliklerdeki hayvanlarla dostluk kuruyor, onlara ayaklanmanın öyküsünü anlatıyor, İngilizlerin hayvanları şarkısını öğretiyorlardı. Bu arada Bay Jones zamanının büyük bölümünü Willington'daki kırmızı aslan meyhanesinde pinekleyerek geçiriyor. Kendisini dinleyecek birilerini bulmaya görsün hemen yakınmaya başlıyor. Korkunç bir haksızlığa uğradığını bir avuç aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler onu anlayışla karşılamışlar ama başlangıçta yardım etmeye de pek yanaşmamışlardı. Her biri Jones'un uğradığı talihsizlikten nasıl yararlanabileceğini düşünüyordu işlençe. içe. Neyse ki hayvan çiftliğine komşu iki çiftliğin sahipleri birbirleriyle hiç geçinemezlerdi. Foxwood büyük, bakımsız, köhne bir çiftlikti. Dört bir yanını çalılar bürümüş, otlakları sararıp solmuş, çitleri paramparça olmuştu. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington Zamanının büyük bölümünü balık mevsiminde balık tutarak, av mevsiminde ava çıkarak geçirirdi. Rahatına düşkün efendi bir adamdı. Pinchfield çiftliği ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick, kabadayı ve kurnaz bir adamdı. İkide bir mahkemelik olurdu. Dini imanı paraydı. Elini veren kolunu alamazdı. Bu ikisi birbirlerinden öylesine nefret ederlerdi ki kendi çıkarlarına olan bir konuda bile anlaşamazlardı. Ne var ki ikisi de hayvan çiftliğindeki ayaklanmadan çok korkmuştu. Kendi çiftliklerindeki hayvanların ayaklanma konusunda ayrıntılı bilgi edinmelerini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslına bakılırsa başlangıçta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebileceğine çok gülmüşler. Çok değil 10-15 güne kadar bu iş nasıl olsa yatar diye düşünmüşlerdi. Beylik çiftlikteki hayvanların birbirleriyle durmadan dalaştıkları, pek yakında açlıktan ölecekleri söylentisini yaymışlardı. Ama bir süre sonra hayvanların açlıktan ölmedikleri ortaya çıkınca ağız değiştirdiler, hayvan çiftliğindeki akıllara durgunluk veren şeytanlıklardan dem vurmaya başladılar. Bu iki çiftçiye bakılırsa hayvan çiftliğindeki yamyamlık almış yürümüş, hayvanlar kızgın nallarla birbirlerine işkence yapıyorlar, dişilerini de ortaklaşa kullanıyorlardı. Frederick ile Pillington bütün bunların doğa yasalarına başkaldırmanın doğal sonucu olduğunu söylüyorlardı. Ama bu hikayeler hiç kimseye inandırıcı gelmiyordu. Hayvanların insanları kovarak kendi işlerini kendileri gördükleri olağanüstü bir çiftlikten söz ediliyor, bu konudaki söylentiler olanca belirsizliğiyle ve çarpıtılarak sürüyordu. Çevredeki çiftliklerde yıl boyunca bir başkaldırı dalgası yükseldi. Yumuşak başlı bilinen boğalar ansızın azıyor. Koyunlar çitleri yıkıp yoncaları mideye indiriyor. inekler kovaları tepip deviriyor. Atlar buyruk dinlemiyor. Birden durarak etrafındakileri parmaklıkların üzerinden öbür tarafa fırlatıyorlardı. En önemlisi İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi ve sözleri artık her yerde biliniyordu. Umulmadık bir hızla yayılmıştı. İnsanlar çok gülünç bulduklarını söylemekle birlikte bu şarkıyı duyduklarında büyük bir öfkeye kapılmaktan kendini alamıyorlardı. Böylesine rezil ve saçma bir şarkının hayvanlar tarafından söylenebilmesini bile akıllarının almadığını ileri sürüyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlar oracıkta kırbaçlanıyor, gene de şarkının yayılması engellenemiyordu. Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar, şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kilisenin çan seslerine karışıyordu. Ekim başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posta güvercinleri hızla dolanarak geldiler. Telaşla çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. Getirdikleri habere bakılırsa, Jones ile adamları Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden yarım düzine adamla birlikte parmaklıklı kapıdan içeri girmişler. Araba yolundan çiftliğe geliyorlardı. Jones elinde bir tüfek en önde yürüyor, eli sopalı adamlar da onu izliyorlardı. Besmele çiftliği geri almaya kafalarına koymuşlardı. Aslında böyle bir girişim uzun zamandır beklendiği için bütün önlemler alınmış, gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çiftlik evinde bulduğu eski bir kitabı okuyarak Jules Cesar'ın seferleriyle ilgili kapsamlı bilgiler edinmiş olan Snowball, savunma harekatının komutanlığına getirilmişti. Hemen buyruklarını verdi. Bütün hayvanlar birkaç dakikada yerlerini aldılar. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıkları sırada Snowball ilk saldırıyı başlattı. Tam 35 güvercin adamların başlarının üzerine uçuşarak tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamaya çabalarken çitin arkasına gizlenmiş olan kazlar birden ileri atılarak baldırlarını vahşice gagalamaya başladı. Ne var ki bu yalnızca ortalığı biraz karıştırmaya yönelik göstermelik bir saldırıydı. Nitekim adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Bu kez Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve bütün koyunlar başlarında Snowball ileri atılıp adamlara dört bir yandan toz vurmaya, boynuz atmaya koyuldular. Benjamin dönüp dönüp çifte atıyordu. Ama ellerinde sopaları, ayaklarında kabaralı botlarıyla adamlar gene de hayvanlardan güçlüydüler. Snowball birden ciyaklayarak geri çekil işareti verince tüm hayvanlar geri döndüler. Geçişten geçerek avluya daldılar. Zafer naraları atan adamlar düşmanlarının kaçmakta olduğunu sanarak darma dağınık arkalarından koşuşturdular. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince alda pusuya yatmış olan 3 at, 3 inek ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını kestiler. Snowball işte tam o anda saldırı işareti verdi ve dost doğru Jones'un üstüne atıldı. Snowball'un üstüne geldiğini gören Jones tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı yarıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan 100 kiloluk gövdesiyle Jones'un bacaklarına dalıverdi. Jones bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeği elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları baksırdı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış, demir nallı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı ruhunu oracıkla teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını bırakıp kaçmaya yeltendi. Ülkeye kapılmışlardı. O saat tüm hayvanlar adamların ardına düştüler. Onları avlunun çevresinde kovalamaya başladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanı ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince öcünü alamayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte. Kedi bile adamdan ansızın bir sırtmacın sırtına atladı, tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırttı adamı. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar, ana yola dolu tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basılı daha 5 dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Hıslayarak arkalarından gelen bir kas sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı biri dışında. Baxter avluda çamurun içinde yüzüstü yatmakta olan seyisi ön ayağıyla iteliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama oğlan kımıldamıyordu. Baxter üzüntüyle ölmüş dedi. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nallar olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi? Yaraları hala kanamakta olan Snowball duygusallığa gerek yok yoldaş diye bağırdı. Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır. Ben kimsenin canını almak istemem dedi Baxter. Gözleri dolu dolu olmuştu. Tam o sırada birisi Molly nerede diye haykırdı. Gerçekten de Molly kayıptı. Birden ortalık karıştı. Başına bir şey mi gelmişti yoksa? Adamlar Molly'yi kaçırmış olmasındı? Uzun aramalardan sonra Molly'yi ahırda buldular. Ahırdaki bölmesine saklanmış, kafasını yemlikteki samanlara gömmüştü. Silahlar patlar patlamaz ürküp kaçmıştı. Molly'yi aramaya çıkanlar avluya döndüklerinde bir de baktılar seyis ortalarda yoktu. Anlaşılan öldü sandıkları delikanlı aslında yalnızca bayılmıştı. Sonradan kendine gelmiş tabanları yağlayıvermişti. Hayvanlar çılgınca bir coşkuyla yeniden bir araya gelmişler. Savaşta gösterdikleri kahramanlıkları avazları çıktığı kadar bağırarak birbirlerini anlatıyorlardı. Zaferi kutlamak için hemen oracıkta bir tören düzenlediler. Bayrağı göndere çekip birkaç kez İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylediler. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ağır başlı bir gömme töreni düzenlendi. Mezarının üstüne bir alış fidanı dikildi. Mezar başına kısa bir konuşma yapan Snowball, gerekirse bütün hayvanların hayvan çiftliği uğruna ölmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasına kararlaştırdılar. Birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball ile Boxer'a verildi. Bu pirinç madalyalar aslında koşum takımlarının durduğu odada buldukları eski at takılarıydı. Pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyun ise ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına değer görüldü. Savaşa ne ad verileceği uzun uzadıya tartışıldı. Sonunda ağıl savaşına karar kılındı. Pusuya yatan hayvanlar oradan saldırıya geçmişlerdi. Bay Johnson tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve biri ağıl savaşının yıl dönümü olan 12 Ekim'de öbürü de ayaklamanın gerçekleştiği yaz dönümünde olmak üzere yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı. Bölüm 5 Kış yaklaştıkça Molly daha da tuhaflaşıyordu. Her sabah işe geç geliyor, uyuya kaldığını söyleyerek özür diliyor, iştahı yerinde olmasına karşın akılsız eldiremediği bazı sancılardan yakınıyordu. Bir bahane uydurup işten kaçıyor, yalağın başına gidip aptal aptal sudaki yansısını seyrediyordu. Ama ortalıkta daha ciddi söylentiler de dolaşıyordu. Bir gün Molly, ağzında bir saman sapı, kuyruğunu sallayarak keyifle avluya girdiğinde, Clover onu bir kenara çekti. ''Bak Molly'' dedi. ''Çok ciddi bir şey söyleyeceğim sana.'' Bu sabah hayvan çiftliğini Foxwood çiftliğinden ayıran çitin üzerinden bakarken gördüm seni. Çitin öbür yanında da Bay Pillington'ın adamlarından biri vardı. Gerçi çok uzaktaydım ama seninle konuştuğunu, senin de burnunu okşamasına ses çıkarmadığını gördüğüme neredeyse emindim. Ne demek oluyor bu Molly? Hayır burnumu falan okşamadı diye bağırdı Molly. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan. Ter ter tepiniyor, ayaklarıyla yeri eşeliyordu. Molly yüzüme bak, o adamın senin burnuna okşamadığına namusun üzerine yemin eder misin? Molly, yalan, öyle bir şey olmadı diye yinelediyse de gözlerini Clover'ın gözlerinden kaçırdı. Tarlaya doğru dört nala tabanları yağladı. Birden Clover'ın kafasına bir şey takıldı. Kimseye bir şey söylemeden Molly'nin ahırdaki bölmesine girdi. Ayağıyla eşeleyince samanların arasına bir avuç kesme şeker ile çeşitli renklerde kurdeleler gizlenmiş olduğunu gördü. Üç gün sonra Molly ortadan kayboldu. Uzun süre nerede olduğuna ilişkin hiçbir bilgi edinilemedi. Ta ki güvercinler onu Wellington'ın orada gördüklerini bildirene kadar. Bir meyhanenin önünde duran kırmızı siyah küçük şık bir arabaya koşuluymuş. Meyhaneciye benzeyen ekosa pantolonlu, tozluklu, şişman, al yanaklı bir adam Molly'nin burnunu okşuyor ona şeker yediriyormuş. Tüyleri yeni kırkılmış olan Molly'nin perçemine kızıl bir kurdele bağlıymış. Güvercinlere bakılırsa keyfi yerinde görünüyormuş. O günden sonra hayvanlar Molly'nin adını bir daha anmadılar. Ocak ayında havalar müthiş soğudu. Toprak o kadar sertti ki tarlalarda çalışmak olanaksızdı. Büyük samanlıkta toplantı üstünde toplantı yapılıyor, domuzlar gelecek mevsimin işlerini planlamaya çalışıyorlardı. Çiftlik siyasetiyle ilgili bütün konularda karar verme yetkisi öteki hayvanlardan açıkça daha zeki olan domuzlara verilmişti. Verdikleri kararların oy çokluğuyla onaylanması gerekse de. Hemen her konuda takışan Snowball ile Napoleon arasında ikide bir hırgür çıkmasa bu düzen pek güzel işleyecekti. Biri arpa ekilen alanın daha da genişletilmesini önerecek olsa öbürü yulaf ekilen alanın genişletilmesi gerektiğini savunmaya kalkıyor. Biri bir tarlanın lahana yetiştirmeyi elverişli olduğunu söyleyecek olsa öbürü o tarlada kök bitkilerden başka hiçbir şey yetişmeyeceğini ileri sürüyordu. İkisinin de yandaşları vardı. Bazen şiddetli tartışmalar patlak veriyordu. Snowball parlak söylevleriyle toplantılarda çoğu zaman oyların çoğunluğunu elde etmeyi başarıyordu. Ama Napolyon da kulis çalışmalarına kendine destek bulma konusunda az becerikli değildi. Özellikle de koyunları etkilemeyi çok iyi biliyordu. Son zamanlarda yerli yersiz dört ayak iyi iki ayak kötü diye meylemeye alışkanlık edinmiş olan koyunlar toplantının sık sık kesilmesine yol açıyorlardı. Özellikle de Snowball'un konuşmasının can alıcı yerlerinde dört ayak iyi iki ayak kötü diye melemeye başlamaları gözden kaçmıyordu. Snowball çiftlik evinde bulduğu çiftçi ve hayvan yetiştiricisi adlı derginin eski sayılarını okuyup incelemiş, çiftliğin yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir sürü tasarı oluşturmuştu. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin silolarda korunması, dışkılardan nasıl yararlanılacağı gibi konuları ne kadar iyi bildiğini gösteren konuşmalar yapıyordu. Tüm hayvanların dışkılarını doğrudan doğruya tarlaya hem de her gün tarlanın farklı bir yerine yapmalarıyla ilgili karmaşık bir tasarı geliştirmişti. Böylece dışkıları arabalarla tarlalara taşımak için emek ve zaman harcamaktan da kurtulacaklardı. Napolyon ise tek bir özgün düşünce bile geliştiremiyor, Snowball'un tasarılarının hiçbir işe yaramayacağını sessizce çevresine yayıyor, sanki uygun zamanı kolluyordu. Ama aralarındaki tartışmaların en şiddetlisi yel değirmeni konusunda patlak verecekti. Çiftlik binalarının az ilerisine uzanıp giden çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Zemini iyice inceleyen Snowball bir yel değirmeni için en uygun yerin burası olduğunu açıkladı. Yel değirmeni bir dinamoya çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatılabilir ve kışın ısıtılabilir, yuvarlak testere, ot ve saman bıçkısı, pancar doğrayıcı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler kullanılabilirdi. Hayvanlar daha önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. Nuh Nebi'den kalma bir çiftlik olan beylik çiftlikte yalnızca en ilkel aletler bulunuyordu. O düşsel aygıtları gözlerinin önünde canlandıran Snowball'u şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Snowball'un anlattıklarına bakılırsa bu akıl almaz aygıtlar çiftliğin bütün işlerini görecek, onlar da kırlarda yan gelip keyif çatacaklar, kitap okuyup söyleşerek kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yel değirmeniyle ilgili planları birkaç haftada sonuçlandırıldı. Mekanik ayrıntıların büyük bir bölümü Bay Jones'un 3 kitabından elde edildi. Eviniz için bin bir bilgi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derste elektrik. Snowball bir zamanlar kuluçka makinelerinin durduğu düzgün ahşap döşemesi çizim yapmaya elverişli barakayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Bazen saatlerce kapandı oluyordu barakaya. Yere açtığı kitaplarının sayfaları üzerine taş ağırlıklar koyuyor, ön ayağının toynakları arasında bir tebeşir tutturuyor, çizimleri hızla gerçekleştirirken heyecandan soluğu kesiliyor, kesik kesik hırıltılar çıkıyordu gırtlağından. Snowball'un çizimleri yavaş yavaş manivelalar ve dişli çarklardan oluşan karmaşık bir yığına dönüştü. Baraka'nın yarısından fazlasını kapladı. Öteki hayvanlar bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyor ama çok etkileyici buluyorlardı. Her gün en az bir kere gelip Snowball'un çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler de geliyor, tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamak için akla karayı seçiyorlardı. Bir tek gel değirmenine karşı olduğunu daha en başından açıklamış olan Napolyon uzak duruyordu oradan. Ama gene de dayanamadı, bir gün durup dururken çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinde ağır ağır dolandı. Çizimlerin her bir ayrıntısını uzun uzadıya inceledi. Birkaç kez koklayıp yokladı. Bir süre öyle durup göz ucuyla gözledi. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üstüne işedi ve tek bir söz söylemeden çıktı gitti. Yel değirmeni sorunu çiftlikte derin bir bölünmeye yol açmıştı. Snowball, yel değirmeninin yapımının çok zor olacağını yatsımıyordu. Taş ocağından taş taşınacak, duvarlar örülecek, yel değirmeninin kanatları yapılacak, sonra da dinamolar ve kablolar bulmak gerekecekti. Snowball bütün bu işlerin üstesinden nasıl gelineceğinden hiç söz etmiyordu. Yalnızca bütün işlerin bir yıl içinde biteceğini ileri sürmekle yetiniyordu. Ona kalırsa yel değirmeni tamamlandığında işler o kadar kolaylaşacaktı ki Hayvanların haftada yalnızca 3 gün çalışmaları gerekecekti. Buna karşılık Napolyon en büyük gereksinimlerinin besin üretimini artırmak olduğunu, yel değirmeniyle zaman yitirilirse herkesin açlıktan öleceğini öne sürüyordu. Hayvanlar, oyunuzu Snowball'a atın, haftada 3 gün çalışın ve oyunuzu Napolyon'a atın, hiç aç kalmayın sloganları altında iki hizbe ayrılmışlardı. Hiziplerin dışında kalan tek hayvan Benjamin'di. Ne bolluk geleceğine inanıyordu ne de yel değirmeninin işlerini kolaylaştıracağına. Yel değirmeni olsa da olmasa da şu kötü hayatımızı değişen bir şey olmayacak diyordu. Yel değirmeni tartışmaları süre dursun bir de çiftliğin savunulması sorunu vardı. İnsanların ağ savaşında bozguna uğratılmış olmalarına karşın çiftliği yeniden ele geçirip Bay olsa geri vermek için daha da kararlı ikinci bir girişimde bulunabilecekleri artık bütün hayvanlarca kavranmıştı. Uğradıkları yenilginin haberi tüm köylere yayılarak komşu çiftliklerdeki hayvanların daha da asileşmesine yol açmış. Bu yüzden insanların yeniden saldırıya geçme olasılığı daha da artmıştı. Snowball ile Napolyon her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerlerden ateşli silahlar bulmaları ve bunları kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball ise öteki çiftliklerin üzerine daha çok güvercin salmaları ve hayvanları baş kaldırmaya kışkırtmaları gerektiği kanısındaydı. Biri kendilerini savunamazlarsa elinde sonunda mutlaka yenileceklerini ileri sürüyor, öbürü ise her yerde ayaklanmalar patlak verirse kendilerini savunmaya gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napolyona, bir Snowball'a kulak veriyor ama hangisinin haklı olduğu konusunda bir türlü karara varamıyorlardı. Daha doğrusu o sırada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. En sonunda Snowball'un planları gerçek oldu. Ertesi pazar düzenlenecek toplantıda gel değirmeni yapım çalışmalarının başlatılması önerisi oya sunulacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının ikide bir koyunların melemeleriyle kesilmesini aldırmaksızın yel değirmeninin yapılması gerektiğinin nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napoleon ayağa kalktı. Çok sakin bir sesle yel değirmeninin saçmalıktan başka bir şey olmadığını, yel değirmenine oy vermeyi kimseye öğütleyemeyeceğini söyledi ve hemen yerine oturdu. Konuşması yarım dakika bile sürmemişti, sözlerinin etkisini farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine yerinden fırlayan Snowball, yeniden melemeye başlayan koyunları susturarak yel değirmeninin nimetlerini anlatan ateşli bir söylev çekti. O ana kadar yel değirmenini isteyen hayvanlarla yel değirmenine karşı çıkan hayvanların sayısı aşağı yukarı eşit görünüyordu. Ama Snowball'un söz ustalığı eşitliği bir anda bozuverdi. Parlak sözlerle hayvanların köle gibi çalışmaktan kurtulacakları bir hayvan çiftliği tablosu çizen Snowball'un dış gücü artık saman bıçkılarının, pancar doğrayıcıların çok ötesine geçmişti harman makineleri, sabanlar, kesek kırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağlarların elektrik gücüyle çalışacağını, her ahırın kendi ışığına, sıcak ve soğuk suyuna, kendi elektrikli ısıtıcısına kavuşacağını söylüyordu. Konuşmasını bitirdiğinde oyların kime gideceği konusunda kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Ama tam o sırada Napolyon ayağa kalktı, Snowball'a yan yan baktıktan sonra o güne değin kimsenin işitmediği kadar tiz bir çığlık attı. Bunun üzerine dışarıdan korkunç havlamalar duyuldu. Az sonra çivilli tasmalarıyla dokuz iri köpek zıpkın gibi içeri daldı. Dost doğru Snowball'un üstüne atıldılar. Snowball tam zamanda yerinden fırlamasa algınca saldıran köpeklere yem olacaktı. Hemen kendini dışarı attı. Köpekler de peşinden. Şaşkınlık ve korkudan nutku tutulan hayvanlar kapıya yığılıp kovalamacayı seyre koyuldular. Snowball bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyor, çayırı geçip ana yola kavuşmaya çabalıyordu. Ama köpekler de ensesindeydi. Birden kayıp düştü. Herkes artık kesin yakalandı derken yeniden ayağa kalktı ve daha da hızlı koşmaya başladı. Köpekler de fırtına gibiydiler. Avlarına eriştiler erişeceklerdi. Bir tanesi tam kuyruğunu kapacaktı ki Snowball tam zamanında kaçırdı kuyruğunu. Köpeklerle arasında neredeyse bir karış kalmışken son bir çabayla ileri atılarak çitteki deliklerden birinden kaçıp gitti. Bir daha da Snowball'u gören olmadı. Hayvanlar suskun ve sinmiş samanlığa geri döndüler. Az sonra köpekler de koşarak geldiler. Bu canavarların nereden çıktığını ilk başta kimse anlayamamıştı ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Bunlar Napolyon'un annelerinden ayırıp özet olarak yetiştirdiği yavrulardı. Henüz tam büyümemiş olmalarına karşın fazlasıyla iriydiler. Bir kurt kadar yabanıl görünüyorlardı. Napolyon'un yanından ayrılmıyorlardı. Tıpkı öteki köpeklerin Bay Jones'a yaltaklandıkları gibi onlar da Napolyon'a kuyruk salladıkları kimsenin gözünden kaçmadı. Napolyon arkasında köpekleri bir zamanlar koca reisin konuşma yapmış olduğu yükseltiye çıktı ve pazar sabahı toplantılarına artık son verileceğini açıkladı. Bu gereksiz toplantılar vakit kaybından başka bir şey değildi. Bundan böyle çiftliğin işleyişiyle ilgili bütün sorunlar kendisinin başkanlığındaki özel bir domuzlar kurulunca çözülecekti. Kurul sorunları kapalı oturumlarda ele alacak, kararları sonradan öteki hayvanlara bildirecekti. Hayvanlar pazar sabahları gene bayrağı selamlamak, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemek ve haftalık buyrukları almak için toplanacaklar ama tartışmalara artık asla izin verilmeyecekti. Daha sonra Snowball'un kovuluşunu şaşkınlığını savuşturamamış olan hayvanlar bu açıklama karşısında iyice umutsuzluğa kapıldılar. Bazıları doğru düz bir gerekçe bulabilseler karşı çıkacaklardı. Baksır bile tedirgindi. Kulaklarını arkaya yatırdı, yelesini sallayarak kafasını toparlamaya çalıştı ama söyleyecek söz bulamadı. Domuzlardan bazıları ise düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmediler. Ön sıradaki dört genç domuz hep birlikte hayal fırlayarak olup bitenleri onaylamadıklarını bağıra bağıra açıkladılar. Ama Napolyon'un ayakları dibinde yatmakta olan köpekler birden ürkütücü bir biçimde hırlayınca susup yerlerine oturmak zorunda kaldılar. O sırada koyunlar da kulakları sağır eden bir sesle dört ayak iyi, iki ayak kötü diye meylemeye başladılar. Gösteri o kadar uzun sürdü ki konunun tartışılmasına olanak kalmadı. Bir süre sonra çiftliği dolaşıp yeni düzeni öteki hayvanlara anlatma görevi Sikyalara verildi. Yoldaşlar dedi Sukayalır. Napolyon yoldaşın böyle bir görevi üstlenmekle ne büyük bir özveride bulunduğunu buradaki tüm hayvanların çok iyi anladığından hiç kuşkum yok. Yoldaşlar sakın önderliğin yan gelip keyif çatmak olduğunu sanmayın. Tam tersine önderlik çok ağır bir sorumluluk yükler. İçimizde bütün hayvanların eşit olduğuna en çok inanan Napolyon yoldaştır. Kararları kendi başınıza almanıza izin vermekten büyük mutluluk duyacaktır. Ama yoldaşlar bazen yanlış kararlar da alabilirsiniz. O zaman halimiz nice olur. Örneğin şu yel değirmeni saçmalığını savunan Snowball'un izinden gitmeye karar verseydiniz ne yapardık? Hainin teki olduğu artık açıkça ortaya çıkmadı mı Snowball'un? Hayvanlardan biri Snowball ağız savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi Sukayalar. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Ağıl savaşına gelince Snowball'un bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin yoldaşlar, demir disiplin. Bugün paralomuz bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim düşmanlarımız o saat tepemize binecektir. Yoldaşlar herhalde Jones'un geri gelmesini istemezsiniz. Bu soruda yanıtsız kaldı. Johnson geri gelmesini elbette istemiyorlardı. Pazar sabahları yapılan toplantıların Johnson geri gelmesine yol açma olasılığı varsa tartışmalara kuşkusuz son verilmeliydi. Olup bitenleri kafasında çeviren Baxter herkesin düşüncesini dile getirdi. Napolyon yol öyle diyorsa öyledir. O günden sonra da kendi adına benimsediği daha çok çalışacağım parolasının yanı sıra Napolyon her zaman haklıdır sözünü düstur edindi. İlkbaharla birlikte havalar ısınmış, tarlalar sürülmeye başlamıştı. Snowball'un yer çizimlerini yaptığı baraka kapatılmış, söylenenler doğru ise yerlerdeki çizimler de silinmişti. Hayvanlar her pazar sabahı saat 10'da büyük samanlıkta toplanıp haftalık buyruklarını alıyorlardı. Koca reisin artık bütünüyle kurumuş olan kafatası meyve bahçesinde gömüldüğü yerden çıkarılmış bayrak direğinin dibinde tüfeğin yanında duran bir kütüğün üzerine yerleştirilmişti. Hayvanlar bayrak gönderi çekildikten sonra kafatasının önünde saygıyla geçerek girmek zorundaydılar samanlığa. Samanlıkta da artık eskiden olduğu gibi bir arada oturulmuyordu. Napolyon yükseltinin önünde oturuyor, şiir yazıp şarkı besteleme konusunda olağanüstü yetenekli olan Minimus adlı başka bir domuz ile Skrallar'da iki yanına çöküyorlardı. 9 genç köpek onların çevresinde yarım daire oluşturuyor, öteki domuzlar ise daha arkada oturuyorlardı. Geri kalan hayvanların tümü yüzleri onlara dönük yükseltinin karşısına diziliyorlardı. Napolyon haftalık buyurdukları asker gibi sert bir sesle okuyor, İngiltere'nin hayvanları şarkısını tek bir kez söylüyor ve herkes dağılıyordu. Snowball'un çiftlikten kovuluşunun üzerinden topu topu 3 pazar geçmişti. Napolyon birdenbire yel değirmeninin yapılması gerektiğini açıklayınca tüm hayvanlar donup kaldılar. Bu apansız düşünce değişikliğinin nedenini söylemedi Napolyon. Yalnızca bu ağır işin çok sıkı çalışmalarını gerektireceğini belirterek herkese uyardı. Tayınların azalması bile söz konusu olabilirdi. Ama planlar en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Domuzlardan oluşan özel bir kurul 3 haftadır kafa patlatıyordu. Yel değirmeni yapımı bazı değişikliklerle birlikte 2 yıl sürebildi. O akşam Skyler öteki hayvanlara Napolyon'un yel değirmeni tasarısına aslında hiçbir zaman karşı çıkmadığını anlattı. Tam tersine bu tasarıyı ilk savunan Napolyon olmuştu. Nitekim Snowball'un Baraka'nın döşemesine çizdiği tasarımlar aslında Napolyon'un dostları arasından çalınmış olan çizimlerdi. Yel değirmeni gerçekten onun düşüncesinden doğmuştu. Hayvanlardan biri sormadan edemedi. Onun düşüncesinden doğmuştu da Napolyon neden o kadar şiddetle karşı çıkmıştı yel değirmenine. Skeller'ın yüzünde şeytansa bir anlatım belirdi. Napolyon yoldaş kurnazca davrandı dedi. Snowball tehlikeli biriydi. Herkese kötü örnek oluyordu. Napolyon yoldaş da ondan kurtulmak için yel değirmenine karşıymış gibi göründü. Skeller'a e bakılırsa artık Snowball ortadan kalktığına göre yel değirmenin tasarısı rahatça uygulamaya konulabilirdi. İşte taktik diye buna derlerdi. Skeller hoplaya zıplaya şen kahkahalar atıp kuyruğunu sallayarak birkaç kez taktik yoldaşlar taktik diye yineledi. Hayvanlar taktik sözcüğünden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu. Ama Squaller o kadar inandırıcı konuşuyordu. Kuşkusuz bir rastlantı sonucu onun yanında bulunan üç köpek öylesine ürkütücü bir biçimde hırlıyordu ki Squaller'ın açıklamasını daha fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Bölüm 6 Koca bir yıl köle gibi çalıştılar. Ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak ve soyguncu insanın çıkarı için değil, kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlkbahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon pazarları öğleden sonra çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülemediği için ekillememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki biri bir çözüm buldu. Yer çekiminden yararlanacaklardı. Taşıcağı kırılmadan kullanılmayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iple bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen bütün hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile kayaları ağır ağır yokuş yukarı taşıyacağının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok işe yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muriel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit olan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün bir günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan baksır olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağıya kayan kaya parçasıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Baksır hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sağrılarının kanta içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onun kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Baxter ona asla kulak asmıyordu. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil de 45 dakika erken uyandırması için küçük bir horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım görmeksizin sürükleyerek gel değirmenin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayinleri Johnson zamanındakinden daha çok değildi ama para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk karar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar anımsıyorlardı ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan dört küçük domuz seslerini ülkekçe yükseltecek oldularsa da ansızın köpeklerin ürkünç hırlamaları karşısına susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü diye meylemeye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu. Az sonra Napolyon ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu ve her şeyi çoktan ayarladığını açıkladı. Çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağını bildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Billington’da oturan Bay Wimper adlı bir avukat hayvan çiftliği ile dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu. Her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon konuşmasını her zaman olduğu gibi yaşasın hayvan çiftliği çığlığıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Skeller çiftliği dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir kararın alınmadığını, dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla Snowball'un ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Skeller bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. Bu sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar. Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta böyle bir yazılı belge bulunmadığından hayvanlar yanıldıklarını kabul etmek zorunda kaldılar. Bay Bimper önceden kararlaştırıldığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu ıvır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Wimper favorili, ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve bu komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar açık gözlü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı bin buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor. Bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimsemelerini sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğini duydukları nefret azalmış değildi. Tam tersine çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin eninde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi yel değirmeni tasarısının tam bir fiyasko ile sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar. Yel değirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işlemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine istemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmaktan caymış olmaları ve artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitirip ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'ı savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Wimper dışında hiçbir bağ yoktu. Ama Napolyon'un ya Foxwood çiftliğinden Bay Plinkton ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick ile somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor. Ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşamayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar domuzlar çiftlik evine taşındılar oraya kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da Skyler onları bir kere daha durumun hiç de böyle olmadığına inandırmaya başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki önderin saygınlığı açısından basit bir ağıl yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve oturma odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını aynı zamanda yataklarda yattıklarını işittiklerinde epeyce rahatsız oldular. Baksır bu durumu her zamanki gibi Napolyon her zaman haklıdır diyerek geçiştirdi. Ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover büyük samanlığın duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan yedi emiri okumaya çalıştı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor Muriel'i çağırdı. Muriel dedi. Dördüncü emiri oku bakayım bana. Yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu? Yazıyı güç bela okuyabilen Muriel hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak yazıyor dedi. Biraz tuhaftı. Clover dördüncü emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama madem ki duvarda yazıyordu o zaman elden bir şey gelmezdi. O zaman yanında iki üç köpekle oradan geçmekte olan sukayalar konuyu yerli yerine oturtmakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Anlaşılan biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur. Yatak yatıp uyunan yerdir. Böyle bakıldığında ağıldaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık, battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat ama inanın bana bugünlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda kalan bizler için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getirmeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki işinize Jones'un geri dönmesini isteyen olsun. Hayvanlar bu konuda sıkıyalara hemen güvence verdiler ve bir daha domuzların çiftlik evindeki yataklarda yatmaları konusunu açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan birkaç saat geç kalkacakları açıklandığında kimsenin sesi çıkmadı. Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra kışlık yiyecek stoğunun pek bol olduğu söylenemezdi ama yel değirmeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakını tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı. Hayvanlar her zamankinden daha sıkı çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin. Baksır geceleri bile boş geçirmiyor. Dolunayın ışığında tek başına 1 iki saat çalışıyordu. Hayvanlar boş vakitlerinde yarıya kadar yükselmiş yer değirmeninin çevresinde dolanıp duruyor. Dimdik yükselen sağlam duvarları hayran hayran seyrediyor. Böylesine görkemli bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabildiklerine kendileri de şaşıyorlardı. Yel değirmeni konusunda coşkuya kapılmaktan kaçınan tek hayvan ihtiyar Benjamin'di. Her zaman yaptığı gibi eşekler uzun yaşar gibisinden anlaşılmaz sözler söylemekle yetiniyordu. Kasım ayı Lodos'tan esen sert rüzgarlarla geldi. İnşaatı durdurmak zorunda kalmışlardı. Havalar çok yağışlı geçtiğinden çimento karmak mümkün olmuyordu. En sonunda bir gece öyle şiddetli bir fırtına koptu ki çiftlik binaları temelinden sarsıldı. Samanlığın damından kiremitler uçtu. Tavuklar korkuyla gıdaklayarak uyandılar. Hepsi birden aynı anda gördükleri düştü uzaklarda bir yerde silah atıldığını duymuşlardı. Sabahleyin bir de baktılar bayrak direğe yıkılmış, meyve bahçesindeki kara ağaçlardan biri Türk gibi kökünden sökülmüş. Daha ne olduğunu anlayamadan bütün hayvanlar dehşete kapılarak çığlıklar atmaya başladılar. Yel değirmeni yıkılmıştı. Hep birlikte yel değirmeninin oraya koştular. Koşar adım yürüdüğü bile görülmemiş olan Napolyon en önde tozu dumana katmıştı. Nice uğraş verip onca emek harcadıkları yel değirmeni yerle bir olmuş, binbir güçlükle kırıp taşıdıkları taşlar dört bin yana dağılmıştı. Dilleri tutulmuşçasına orada öyle durmuş, çevreye saçılmış taşlara baka kalmışlardı. Napolyon ikide bir toprağı koklayarak sessizce volta atıyor, dimdik olmuş kuyruğunu hızlı hızlı iki yana sallamasına bakılırsa beyninde şimşekler çakıyordu. Birden kararını vermişçesine durdu sesini yükseltmeden yoldaşlar dedi. Bu işi kim yaptı biliyor musunuz? Geceleyin buraya gelip yel değirmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Sonra birden gürledi. Snowball. Snowball'un işi bu. Bu hain sırf kötülük etmek için planlarımızı bozmak ve aşağılanarak kovuluşunun intikamını almak için gecenin karanlığına sığınarak buraya kadar geldi ve bir yıllık emeğimizi yok etti. Yoldaşlar, Snowball'u şu anda idam cezasına çarptırmış bulunuyorum. Ona hak ettiği cezayı veren hayvana ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı ve yarım kova elma. Onu sağ getirene bir kova elma. Snowball'un böyle bir suç işleyebileceğini o güne kadar akıllarının ucundan bile geçirmemiş olan hayvanlar dona kalmışlardı. Öfkeyle homurdanıyorlar, bir daha gelecek olursa Snowball'u nasıl yakalayacaklarını hesaplıyorlardı. Az sonra küçük tepenin biraz ilerisinde otlar arasında bir domuzun ayak izlerini rastlandı. İzler birkaç metre sürüyor, anlaşıldığı kadarıyla çitteki bir deliğe kadar geliyordu. Napolyon uzun uzun kokladıktan sonra izlerin Snowball'a ait olduğunu açıkladı. Snowball'un Foxwood çiftliğinin bulunduğu yönden geldiğini tahmin ediyordu. Napolyon ayak izlerini inceledikten sonra vakit kaybetmeyelim yoldaşlar diye bağırdı. Yapılacak çok işimiz var. Bu sabahtan başlayarak yel değirmenini yeniden inşa edeceğiz. Kış boyunca kar çamur demeden çalışacağız. Bu alçak haine bizi o kadar kolay kolay alt edemeyeceğini göstereceğiz. Aklınızdan çıkarmayın yoldaşlar. Planlarımızda en küçük bir aksama olmamalı. Günü gününe uygulanmalı bütün planlar. Haydi yoldaşlar. Yaşasın yel değirmeni. Yaşasın hayvan çiftliği. Bölüm 7 Kış çok sert geçti. Fırtınaların ardından önce sulu sepken sonra kar geldi. Daha sonra da her yer Şubat ayına kadar buzla kaplandı. Hayvanlar tüm dış dünyanın gözlerini hayvan çiftliğine diktiğini, yel değirmeni zamanda tamamlanmayacak olursa kıskanç insanların sevinçten bayram edeceklerini bildiklerinden var gücüyle çalışıyorlardı. İnsanlar sırf inat olsun diye yel değirmenini Snowball'un yıktığına inanmamış görünüyorlar. Yel değirmeninin duvarları çok ince örüldüğü için çöktüğünü söylüyorlardı. Gerçi hayvanlar bunun doğru olmadığını bilmiyor değildiler. Ama daha önce 45 santim kalınlığında olan duvarların bu kez 90 santim kalınlığına örülmesi kararlaştırılmıştı. Bu da çok daha fazla taş taşımaya gerektiriyordu. Taş ocağı uzun bir süre kar altında kaldığından hiçbir şey yapılamadı. Daha sonra hava ayazı çevirip don yaptığında yeniden çalışmaya koyuldular. Ama büyük güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Eskisi kadar umutlu değildiler. Soğuktan donuyorlar, çoğu zaman aç açına çalışıyorlardı. Yalnızca Baxter ile Clover cesaretlerini yitirmemişlerdi. Sokya'lar halka hizmet etmenin mutluluğu ve emeğin onuru üstüne müthiş söylevler çekiyor. Baxter'ın gücü ve hiç vazgeçmediği "Daha çok çalışacağım!" çığlıkları hayvanları kışkırtıp coşturuyordu. Ocak ayında yiyecekler tükenmeye yüz tuttu. Tahıl tayınları iyiden iyiye azaldı ve açlığı gidermek için fazladan patates verileceği açıklandı. Ama çok geçmeden üstleri yeterince örtülmediği için patateslerin donmuş olduğu anlaşıldı. Yumuşayıp bozulmuş olan patateslerin pek azı yenebilir durumdaydı. Günlerce kabuk ve pancardan başka bir şey yemediler. Artık açlıktan ölmenin eşiğine gelmişlerdi. Bu durumun dış dünyadan kesinlikle gizlenmesi gerekiyordu. Yel değirmeninin yıkılmasından cesaret bulan insanlar hayvan çiftliğiyle ilgili yeni yeni yalanlar uyduruyorlardı. Gene tüm hayvanların kıtlık ve hastalıktan kırılmakta olduğu, durmadan birbirleriyle dalaştıkları, yamyamlığın alıp yürüdüğü, yeni doğan yavruların boğazlandığı söylentileri yayılmıştı. Napolyon yiyecek durumuyla ilgili gerçekler öğrenilirse ortaya çıkabilecek kötü sonuçları çok iyi kestirebildiği için tam tersi bir etki yaratmak üzere Bayvin Pırı kullanmaya karar verdi. O güne kadar hayvanlar her hafta çiftliğe gelen Wimper'la ya pek az karşılaşıyor ya da hiç karşılaşmıyorlardı. Oysa bu kez koyunun çoğunlukta olduğu bir grup hayvana Bay Wimper'ın yakınında dolanmaları ve aralarında konuşuyormuş gibi yaparak ama onun duyabileceği bir sesle tayınların artırıldığından söz etmeleri tembihlendi. Napolyon ambarda neredeyse bomboş duran kovalara kum doldurulmasını, kumun üzerlerinin de elde kalan tahıl ve yemlerle örtülmesini buyurdu. Wimper bir bahane bularak ambara götürüldü ve ağzına kadar dolu kovaları göz ucuyla da olsa görmesi sağlandı. Napolyon'un numarasını yutan Wimper her gittiği yerde hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını anlatmaya başladı. Yine de Ocak ayının sonlarına doğru bir yerlerden biraz daha tahıl almak kaçınılmaz olmuştu. O günlerde Napolyon pek ortalıkta görünmüyor, kapısında korkunç köpeklerin beklediği çiftlik evinden dışarı adımını atmıyordu. Dışarı çıktığı zaman da korumalığını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor. Fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyorlardır. Artık pazar sabahları yapılan toplantılara da pek katılmayan Napolyon buyrukları, buyruklarını öteki domuzlardan birisiyle genellikle de Scaler iletiyordu. Bir pazar sabahı Scaler daha yeni yumurtlayacak olan tavukların yumurtalarını çiftlik yönetimine vermeleri gerektiğini bildirdi. Napolyon, Wimper'ın aracılık ettiği bir sözleşmeyi imzalamıştı. Sözleşmeye göre haftada 400 yumurta teslim etmeleri gerekiyordu. Yumurtaların parasıyla yaz gelip de durumlar düzelinceye kadar çiftliği geçindirecek tahıl ve yeme alacaklardı. Tavuklar haberi duyar duymaz ortalığı birbirine kattılar. Gerçi daha önce bu tür bir özverinin gerekebileceği konusunda uyarılmışlardı. Ama doğrusu bir gün bunun gerçek olabileceğine pek inanmamışlardı. Yumurtaların tam da ilkbahar kuluçkasına hazırlandıkları sırada alınması cinayet değildi de neydi? Johnson çiftlikten kovuluşundan bu yana ilk kez ayaklanmaya benzer bir şey meydana geldi. Siyah Minorka cinsi üç bilecin önderliğinde tavuklar Napolyon'un buyruğuna kararlılıkla karşı koydular. Çatı kirişlerine tüneyip orada yumurtluyorlar, yumurtalar da yere düşüp kırılıveriyordu. Napolyon hiç kuşkusuz, hızla ve acımasızca önlem almakta gecikmedi. Tavukların tayınlarının kesilmesini emretmekle yetinmedi. Tavuklara azıcık da olsa yem vermeye kalkışan bütün hayvanların idam cezasına çarptırılmasını öngören bir kararname de çıkarttı. Buyruklara uyulmasını köpekler sağlayacaktı. Tavuklar 5 gün kadar direndilerse de sonunda teslim olarak folluklarına döndüler. Bu arada ölen 9 tavuk meyve bahçesine gömülmüş, tavukların kanlı ishalden öldükleri söylenmişti. Wimper'ın olup bitenlerden haberi bile olmamıştı. Yumurtalar vaktinde teslim ediliyor, haftada bir çiftliğe kadar gelen bir yük arabası yumurtaları alıp götürüyordu. Bu arada Snowball hiç ortalıkta görünmemiş, komşu çiftliklerden birinde ya Foxwood'da ya da Pinchfield'da saklandığı söylentileri yayılmıştı. Artık Napolyon'un öteki çiftçilerle arası biraz düzelmişti. Avluda 10 yıl kadar önce bir ak gürgen korusu açılırken kesildikleri için artık iyice kurumuş olan koca bir kereste yığını duruyordu. Wimper, Napolyon'a bunları satmasını salık vermişti. Bay da, Bay Frederick de keresteleri almaya can atıyorlardı. Ama Napolyon hangisine satacağına bir türlü karar veremiyordu. Frederick de anlaşır gibi olduğunda Snowball'un Foxwood çiftliğinde saklandığı haberi geliyor. Pilkington'a yönelir gibi olduğunda Snowball'un Pinchfield çiftliğinde gizlendiği söylentisi yayılıyordu. İlk baharın ilk günleriydi. Ansızın duyulan bir haber ortalığı birbirine kattı. Snowball hava karardıktan sonra gizlice çiftliğe geliyordu. Hayvanlar öylesine tedirgin olmuşlardı ki geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Söylenenlere bakılırsa Snowball her gece karanlıktan yararlanarak çiftliğe giriyor, yapmadığı uğursuzluk kalmıyordu. Tahılları çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fidelikleri çiğneyip eziyor, meyve ağaçlarının kabuklarını kemiriyordu. Artık çiftlikte bir iş ters gitmeye görsün suç hemen Snowball'a yükleniyordu. Bir cam kırılsa ya da bir oluk tıkansa Snowball'un gece gene çiftliğe geldiği bu işi mutlaka onun yaptığı söyleniyordu. Bir gün ambarın anahtarı kaybolunca bütün çiftlik Snowball'un anahtarı kuyuya attığı söylentisine inandı. İşin garibi kaybolan anahtar un çuvalının altından çıktığında bile hayvanlar bu söylentiye inanmaktan vazgeçmediler. İnekler Snowball'un gizlice ahırlarına girdiğini ve uykularında sütlerini sağdığını bile söylediler. O kış çiftliğe çok zarar vermiş olan sıçanların da Snowball'la işbirliği içinde oldukları söyleniyordu. Snowball'un çevirdiği dolaplarla ilgili sıkı bir soruşturma açılması gerektiğine karar veren Napoleon, köpeklerini yanına alıp binaları dolaşmaya, en kuytu köşelere varıncaya kadar her yeri yoklayıp araştırmaya koyuldu. Öteki hayvanlar da saygılı bir uzaklıktan onu izliyorlardı. Snowball'un izini kokusundan bulabileceğini ileri süren Napolyon birkaç adımda bir durup yeri kokluyordu. Samanlığın, inek ağlının, kümeslerin, bostanın koklamadık köşesine bırakmadı ve hemen her yerde Snowball'un izine rastladı. Uzun burnunu yere dayayıp hızlı hızlı kokluyor sonra da ürkünç bir sesle Snowball buradan geçmiş bu onun kokusu diye bağırıyordu. Napolyon'un her Snowball diye bağırışında köpekler dişlerini göstererek adamın kanını donduran hırıltılar çıkarıyorlardı. Hayvanlar cin çarpışa dönmüşlerdi. Snowball sanki görünmez olmuş, her an çevrelerinde dolanıyor, ne zaman ne kötülük yapacağı kestirilemiyordu. Skyler akşamleyin bütün hayvanları bir araya topladı ve kaygılı bir sesle önemli haberleri olduğunu söyledi. Tedirginlikle oradan oraya sıçrayarak yoldaşlar diye bağırdı. Dehşet verici bir haber aldık. Satılmış Snowball, Pinchfield çiftliğinin sahibi Frederick ile birlik olmuş. Frederick bize saldırıp çiftliğimizi elimizden almayı planlıyormuş. Saldırı başladığında Snowball kılavuzluk yapacakmış. Dahası var. Snowball'un burnu büyüklüğü ve aç gözlülüğü yüzünden isyan ettiğini sanmıştık. Oysa yanılmışız yoldaşlar. Gerçek neymiş biliyor musunuz? Snowball daha başından Johnson adamıymış. Başından beri Johnson gizli ajanıymış. Ardından bıraktığı belgeleri az önce ele geçirdik ve her şey ortaya çıktı. Bana kalırsa her şey gün gibi açık yoldaşlar. Ağıl savaşında bozguna uğrayıp yok olmamız için ne dolaplar çevirdiğini gözlerimizde görmemiş miydik zaten? Neyse ki becerememişti. Hayvanlar apışıp kalmışlardı. Yel değirmenini yıkmaktan çok daha büyük bir ihanetti bu. Ama ilk şaşkınlıkları geçer geçmez ağa savaşında Snowball'un en ön saflarda nasıl yiğitçe çarpıştığını, geri çekilmeye kalktıklarında kendilerini nasıl toparlayıp yüreklendirdiğini, Jones'un tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandığı zaman bile nasıl ileri atıldığını anımsadılar ya da anımsar gibi oldular. Snowball'un savaştaki yararlılıkları ile Jones'un gizli ajanı olmasına bağdaştırmak biraz zordu doğrusu. Pek az soru soran Boxer'ın bile kafası karışmıştı. Yere uzandı, ön ayaklarını altına aldı, gözlerini yumuş, kafasını toparlamaya çalışıyordu. "Ben buna inanmıyorum," dedi. "Snowball Ağ Savaşı'nda aslanlar gibi çarpıştı. Gözlerimle gördüm. Savaş biter bitmez ona birinci dereceden kahraman hayvan nişanı vermedik mi?" Skaller, "Yanılmışız yoldaş," diye karşılık verdi. "Aslında bizi yıkıma sürüklemeye çalışıyormuş Mer. Ele geçirdiğimiz gizli belgeler her şeyi açıklıyor." "Ama yaralanmıştı," dedi Baxter. "Kanlar içinde oradan oraya koştuğunu hepimiz gördük." Danışıklı dövüşmüş diye bağırdı Skeller hoplaya zıplaya. Saçmalar sıyırıp geçmiş aslında. Okumabilseydin kendi yazısını gösterirdim sana. O zaman her şeyi anlardın. Snowball'un tüm kirli çamaşırları ortaya çıktı. Bir punduna getirip geri çekilme emri verecek ve meydanı düşmana bırakacaklarmış da haberimiz yokmuş. Az kalsın başarıyormuştu. Aslında hiç kuşkum yok yoldaşlar. Eğer önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı mutlaka yapardı yapacağını. Jones ve adamları avluya daldıklarında Snowball'un birden dönüp kaçmaya başladığını, birçok hayvanın da onun ardından gittiğini unuttunuz mu? İşte tam o anda hepimizin paniğe kapıldığı ve savaşı kaybettiğini sandığı anda Napolyon yoldaşın insanlığa ölüm diye haykırarak nasıl ileri atıldığını, dişlerini Jones'un bacağına nasıl geçirdiğini anımsamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız yoldaşlar. Skeller sahneyi bu kadar canlı bir biçimde anlatınca hayvanlar da gerçekten anımsar gibi oldular. En azından savaşın ocağını alacağı anında Snowball'un geri dönüp tabanları yağladığını anımsıyorlardı. Ama Baxter'da hala bir tedirginlik seziliyordu. Sonunda bakla ağzından çıkardı. Snowball'un daha başından hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok. Ama Snowball'un ağa savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım. Skyler kısık ama kararlı bir sesle bak yoldaş dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş Snowball'un ta başından beri üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken Johnson ajanı olduğunu tartışmasız bir biçimde evet tartışılmaz bir biçimde açıklamış bulunuyor. Bunun üzerine ha o zaman başka dedi Baksır. Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir. Skyler ''İşte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim diye bağırdı. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle Baksır'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle ''Bu çiftlikteki bütün hayvanlara uyarırım. Gözünüzü dört açın. Snowball'un ajanlarının şu anda bile ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaştıkları besbelli.'' Dört gün sonra akşama doğru Napolyon bütün hayvanların avluda toplanmasını emretti. Herkes toplandığında göğsünde madalyalarıyla bir süre önce kendisine hem birinci dereceden kahraman hayvan hem de ikinci dereceden kahraman hayvan nişanlarını vermişti. Napolyon belirdi. Dokuz iri köpek de çevresinde dolanıyor, ikide bir hırlayarak tüm hayvanların yüreğine korku salıyordu. Çok kötü bir şey olacağını sezmişçesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş, sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tiz bir çığlık attı. Köpekler çığlığı işitir işitmez fırladıkları gibi domuzlardan dördünü kulaklarından yakaladılar. Acıdan ve korkudan ciyak ciyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar. Domuzların kulaklarından kanlar akıyordu. Kanın tadını almış olan köpekler çılgına dönmüşlerdi. Birden köpeklerden üçü herkesin şaşkın bakışları arasında Baksır'ın üstüne atıldı. Baksır üstüne geldiklerini görür görmez kocaman ön ayağını kaldırıp köpeklerden birini havada yakaladı ve yere çarptı. Yere yapışan köpek çığlık çığlığa merhamet dilenirken öteki iki köpek kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp tabanları yağladı. Baksır'ın gözü Napolyon'daydı. Köpeği ezip gebertmeli miydi yoksa salıp koy vermeli mi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Baksır'a sert bir sesle köpeğe salı vermesini emretti. Bunun üzerine Baksır ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı iniltiler çıkararak sıvıştı oradan. Az sonra ortalık sakinleşmişti. Suçlulukları yüzlerinden okunan dört domuz tir tir titreyerek bekleşiyorlardı. Napolyon onlara dönerek suçlarını itiraf etmelerini istedi. Bunlar Napolyon'un pazar toplantılarına kaldırmasına karşı çıkmış olan domuzlardı. Fazla direnmeden her şeyi itiraf ettiler. Çiftlikten kovulduğu günden beri gizlice görüştükleri Snowball ile gel değirmeninin yıkılmasında işbirliği yapmışlar. Hayvan çiftliğinin Bay Frederick'e aktarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Snowball'un yıllardır Jones'un gizli ajanı olduğunu kendilerine itiraf ettiğini de söylemekten geri kalmadılar. İtirafları tamamlanır tamamlanmaz köpekler üzerlerine atılıp boğazları verdiler. Sonra Napolyon yeniden topluluğa dönerek korkunç bir sesle itirafta bulunacak başka hayvanlar varsa ortaya çıksınlar dedi. Yumurta isyanında başı çekmeye kalkmış olan 3 tavuk öne çıkıp rüyalarında Snowball'un kendilerini Napolyon'un buyruklarını dinlememeye çağırdığını açıkladılar. Ve o saat köpekler tarafından gırtlaklandılar. Ardından bir kaz çıktı ortaya ve geçen hasatta çalıp gizlediği altı buğday başağını geceleri gizli gizli yediğini itiraf etti. Sonra koyunlardan biri Snowball'un isteği üzerine yalağa işediğini açıkladı. İki koyun da Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler. İki koyun da Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler. Hepsi de oracıkta boğazlandı. İtiraflar ve idamlar böylece sürüp gitti. Sonunda bir de baktılar, Napolyon'un ayakları dibinde cesetten geçilmiyor. Ortalığı kan kokusu kaplamıştı. Johnson kovulduğu günden bu yana çiftlikte böyle bir koku duyulmamıştı. Her şey bittikten sonra domuzlar ve köpekler dışında bütün hayvanlar birbirlerine sokularak oradan uzaklaştılar. Kuyruklarını kıstırmış tir tir titriyorlardı. Hangisinin daha korkunç olduğunu kestiremiyorlardı. Snowball'la birlik olan hayvanların ihaneti mi yoksa az önce tanık oldukları acımasız misillemeler mi? Eskiden de böyle kanlı kıyımlara aslanık olmamışlardı ama hiç değilse birbirlerini boğazlamıyorlardı. Jones kovuldu kovulalı bir hayvanın başka bir hayvanı öldürdüğü görülmemişti. Bir sıçan bile öldürülmemişti. Yarısı tamamlanmış yel değirmeninin bulunduğu küçük tepenin oraya vardıklarında sanki ısınmaya çalışıyormuşçasına birbirlerine yanaşarak yere uzandılar. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, kazlar, tavuklar herkes oradaydı. Bir tek Napolyon'un bütün hayvanların toplanmasını buyurmasından az önce ansızın ortalıktan kaybolmuş olan kedi yoktu aralarında. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Boxer ayaktaydı. Yerinde duramıyor, uzun siyah kuyruğunu iki yana sallayıp duruyor, şaşkınlık içinde hafif hafif kişiniyordu. Sonunda dedi ki olup bitene akıl sır erdiremiyorum. 40 yıl düşünsem çiftliğimizde böyle şeyler olacağı aklıma gelmezdi. Bir yanlış yapmış olmalıyız. Bana sorarsanız tek çıkar yol daha sıkı çalışmak. Ben kendi payıma bundan böyle sabahları bir saat daha erken kalkacağım. Olanca hantallığıyla tırısa kalkıp taş ocağının yolunu tuttu. Oraya vardığında arabayla iki posta taş taşıdığı geldi değirmenine. Sonra da gidip yattı. Hayvanlar Clover'ın çevresine toplaşmışlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bulundukları tepeden çepeçevre uzanıp giden kırları görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük bir bölümü görüş alanlarındaydı. Ana yola kadar uzanan otlak, biçilip kurutulmuş otlar, koru, yalak, sürülmüş tarlalarda filiz vermeye başlamış gür ve yeşil ekinler, çiftlik binalarının kırmızı damları ve dumanı tüten bacalar Pırıl pırıl bir ilkbahar akşamıydı. Güneş ışınlarının vurduğu çimenler ve yaprak fışkıran çitler ışıl ışıldı. Çiftlik gözlerine hiç bu kadar güzel görünmemişti. Birden burasının kendi çiftlikleri olduğunu hatırladılar. Bu toprakların her bir karışı onlarındı. Tepeden aşağı bakarken Clover'ın gözleri yaşardı. Düşüncelerini dile getirebilse yıllar önce insan soyunu ala aşağı etmek üzere yola çıktıklarında hedeflerinin asla bu olmadığını söyleyecekti. Koca reisin ilk ayaklanma çağrısını yaptığı o gece düşledikleri bu şiddet ve kıyım olabilir miydi? Kendisinin gözünde canlandırdığı gelecekte hayvanların açlık ve kırbaçtan kurtuldukları, herkesin eşit olduğu, herkesin kendi gücüne göre çalıştığı ve koca reisin konuştuğu gece yolunu şaşırmış ördek yavrularına kucak açtığı gibi güçlülerin zayıfları koruduğu bir toplum vardı. Oysa nedendir bilinmez kimsenin düşüncesini açıklamaya cesaret edemediği, her yerde azgın, yabanlı köpeklerin hırlayarak kol gezdiği, yoldaşlarının korkunç suçları itiraf ettirildikten sonra paramparça edilişini seyretmek zorunda kaldıkları bir toplum çıkmıştı ortaya. Ama aklından ayaklanalım ya da baş kaldıralım gibisinden düşünceler geçmiyordu. Şu içinde bulundukları durumun bile Johnson zamanındakinden çok daha iyi olduğunu ve her şeyden önce insanlığın çiftliğe geri dönmelerinin önlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne olursa olsun yönetime bağlı kalacak, kendisine verilen emirleri harf harfine yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabullenecekti. Ama gene de onca umudun, onca emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Yel değirmenini onca güçlükle inşa etmelerinin, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalara göğüslerini germelerinin karşılığı bu mu olmalıydı? Böyle düşünüyor ama aklından geçenleri söze döküp dile getiremiyordu. Sonunda bir bakıma dile getiremediği sözcüklerin yerini tutacağını düşünerek İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemeye başladı Clover. Çevresinde oturmakta olan öteki hayvanlar da şarkıya katıldı. Şarkıyı tam üç kez üstelik çok güzel okudular ama hiç bu kadar ağır ve hüzünlü söyledikleri görülmemişti. Tam bitirmişlerdi ki yanında iki köpekle Squaler görüldü. Belli ki önemli bir şey diyecekti. Yanlarına geldiğinde Napolyon yoldaşın özel bir kararıyla İngiltere'nin hayvanları şarkısının yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Artık İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemek yasaktı. Hayvanlar şaşırmışlardı. Muriel niçin diye bağırdı. Skeller diklenerek artık geriye kalmadı yoldaş dedi. İngiltere'nin hayvanları ayaklanmanın şarkısıydı. Ayaklanma artık tamamlandı. Bugün öğleden sonra hainlerin idam edilmesi son aşamaydı. Hem içteki hem de dıştaki düşmanlar yenilgiye uğratıldı. İngiltere'nin hayvanları şarkısında gelecekte kurulacak daha güzel bir topluma özlemimizi dile getiriyorduk. O toplum artık kurulmuş olduğuna göre bu şarkının bir anlamı kalmamıştır. Çok korkmuş olmalarına karşın hayvanlardan bazıları karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki koyunların her zamanki gibi dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamaları tartışmaya başlamadan bitirdi. O günden sonra İngiltere'nin hayvanları şarkısı bir daha hiç duyulmadı. Onun yerine şair Minimus başka bir şarkı bestelemişti. Şarkı şöyle başlıyordu: Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği inan, benden sana zarar gelmez hiçbir zaman. Yeni şarkı her pazar bayrak göndere çekildikten sonra söyleniyordu. Ama nedense hayvanlar bestesini de, güftesini de İngiltere'nin hayvanları kadar sevememişlerdi. Bölüm 8 Birkaç gün sonra idamların yol açtığı yılgı yatıştığında bazı hayvanlar 6. emiri anımsadılar ya da anımsar gibi oldular. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Gerçi hiç kimse domuzların ya da köpeklerin yanında ağzını açmıyordu ama herkes cinayetlerin bu emre uymadığının farkındaydı. Clover, Benjamin'den kendisine 6. emri okumasını istediyse de Benjamin her zaman yaptığı gibi bu tür işlere bulaşmak istemediğini söyleyerek kıvırttı. Clover da Muriel'ı buldu. Muriel 6. emiri şöyle okudu. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek. Anlaşılan sebepsiz yere sözcükleri her nasılsa hayvanların belleğinden silinmişti. Demek 6. emir çiğnenmiş değildi. Çünkü Snowball'la birlik olan hainler sebepsiz yere öldürülmemişlerdi. O yıl hayvanlar bir önceki yıldan çok daha fazla çalıştılar. Bir yandan yel değirmeninin hem de duvarlarının kalınlığı iki katına çıkartılarak yeniden inşa edilmesi ve inşaatın önceden belirlenen tarihte tamamlanması, öte yandan çiftliğin gündelik işlerinin yürütülmesi olağanüstü bir çaba gerektirmişti. Hayvanlar zaman zaman Jones'un döneminde olduğundan daha fazla çalışmalarına karşın daha iyi beslenmediklerini fark eder gibi oldular. Scaler Pazar sabahları ayağıyla tuttuğu uzun bir kağıt parçasından bir takım rakamlar okuyarak çeşitli gıda maddelerinin üretiminin %200, %300, %500 arttığını açıklıyordu. Hayvanlar ayaklanmadan önceki koşulları artık doğru düzgün anımsamadıklarından ona inanmamak için bir neden göremiyorlardı. Ama gene de öyle günler oluyordu ki, daha az rakam dinleyip daha çok yemek yiyeceğimiz günleri ne zaman göreceğiz diye düşünmeden edemiyorlardı. Artık bütün emirler sukey ya da öteki domuzlardan biri tarafından iletiliyordu. Napolyon ancak 15 günde bir halkın arasına çıkıyor. Çıktığı zaman da yanında yalnızca köpeklerden oluşan mahiyeti değil siyah bir horoz da bulunuyordu. Horoz önden yürüyor ve Napolyon konuşmasına başlayacağı zaman bir borazancı gibi avazı çıktığı kadar ü ürü -ü diye ötüyordu. Napolyon'un çiftlik evinde bile ötekilerden ayrı odalarda kaldığı söyleniyordu. Yemeklerini yalnız başına yerken yanı başında iki köpek bekliyor. Bir zamanlar oturma odasındaki cam dolapta duran Crown Derby yemek takımını kullanıyordu yalnızca. Bu arada öteki iki yıl dönümünün yanı sıra Napolyon'un doğum gününün de tören atışıyla kutlanacağı açıklanmıştı. Artık kimse Napolyon'dan yalnızca Napolyon diye söz edemiyordu. Resmi bir ağızla önderimiz Napolyon yoldaş denmesi gerekiyordu. Domuzlar ise ona tüm hayvanların babası, insanların korkulu rüyası, koyunların koruyucu meleği, yavru ördeklerin can dostu gibi ünvanlar bulmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Skeller gözlerinden yaşlar akarak yaptığı konuşmalarda Napolyon'un ne kadar bilge, ne kadar iyi yürekli bir hayvan olduğundan, yeryüzündeki tüm hayvanlara, özellikle de öteki çiftliklerde hala cehaletin karanlığında köle gibi yaşayan mutsuz hayvanlara ne kadar derin bir sevgi beslediğinden dem vuruyordu. Kazanılan her başarının, her sevindirici olayın Napolyon'a mal edilmesi artık bir alışkanlık olmuştu. Bir tavuğun başka bir tavuğa, "Önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı, 6 günde 5 yumurta yumurtlayamazdım." dediği, gölden su içmekte olan iki ineğin, "Napolyon yoldaşın önderliği olmasaydı, gölün suyu bu kadar tatlı olur muydu?" diye bağırdığı bile duyulmuştu. Çiftlikteki hayvanların bu konuda duygu ve düşünceleri Minimus tarafından kaleme alınan Napolyon yoldaş adlı bir şiirde yankılandı. Yetimlerin biricik babası, mutluluğumuzun pınarı, yem kovalarının sultanı, gökyüzündeki güneşi anlarırsın. Dingin ve buyurgan bakışınla yüreğime coşku salarsın. Napolyon yoldaş. Kullarının sevdiği her şeyi sensin onlara bağışlayan. İki öğün yemek tertemiz saman döşek, büyük küçük her hayvan rahat uyur her akşam. Sensin onları koruyup kollayan Napolyon yoldaş. Bir gün bir yavrum olursa daha ufacık bir bebekken altı karış olmadan boyu öğrenmeli senin değerini bilmeyi. Gözlerini açar açmaz dünyaya ciyak ciyak basmalı çığlığı. Napolyon yoldaş. Napolyon şiiri beğenip onayladı ve büyük samanlığın duvarına yedi emirin yanına yazdırdı. Napolyon'un Skeller tarafından beyaz boyayla yapılmış profilden portresi de şiirin yukarısına asıldı. Bu arada Napolyon, Wimper aracılığıyla Frederick ve Pillington ile karışık ilişkilere girmişti. Keresteler hala satılmayı bekliyordu. Frederick almaya daha istekli görünüyorsa da uygun bir fiyat vermeye yanaşmıyordu. Kaldı ki yeniden dolaşmaya başlayan dedikodulara bakılırsa Frederick adamlarıyla birlikte hayvan çiftliğine saldırmayı ve çok kıskandığı yel değirmenini yerle bir etmeyi tasarlıyordu. Snowball'un da hala Pinchfield çiftliğinde gizlendiği biliniyordu. Yaz ortalarında üç tavuğun Napolyon'a karşı bir suikast hazırlığına katıldıklarını itiraf ettiklerini işten hayvanlar büyük bir korkuya kapıldılar. Tavuklar hemen idam edildi ve Napolyon'un güvenliği için yeni önlemler alındı. Geceleri yatağının çevresinde köpekler nöbet tutuyor, yediği her yemek zehirli mi diye önceden Pinkeye adlı genç bir domuz tarafından tadılıyordu. Aynı günlerde Napolyon'un keresteleri Bay Pendleton'a satmaya karar verdiği açıklandı. Ayrıca hayvan çiftliği ile Foxwood çiftliği arasında bazı ürünlerin takası konusunda uygun bir anlaşma da yapılacaktı. Napolyon ile Pilkington arasındaki ilişkiler yalnızca Wimper aracılığıyla yürütülmekle birlikte artık neredeyse dostça bir niteliğe bürünmüştü. Gerçi hayvanlar bir insan olarak Pilkington'a azıcık olsun güvenmiyorlardı ama gene de onu hem korktukları hem de nefret ettikleri Frederick'e yeğliyorlardı. Yaz ilerleyip yel değirmeni yapımı sonuna yaklaştıkça çiftliğin amansız bir saldırıya uğrayacağı söylentileri de arttı. Söylenenlere bakılırsa Frederick hepsi de silahlı 20 adam toplamış ve hayvan çiftliğinin tapu senetlerini ele geçirdiğinde sorgu sual etmesinler diye daha şimdiden yargıçları ve polislere rüşvet yedirmişti. Dahası Pinchfield çiftliğinden Frederick'in hayvanlarına ne kadar acımasızca davrandığına ilişkin tüyler ürpertici bilgiler sızıyordu. Doğruysa yaşlı bir beygiri öldürünceye kadar kırbaçlamış, inekleri günlerce aç bırakmış, köpeklerden birini ocağa atmıştı. Akşamları mahmuzlarına keskin jiletler taktığı horozları dövüştürmekten zevk alıyordu. Hayvanlar yoldaşlarına yapılanları duydukça öfkeden kuduruyorlar, zaman zaman hep birlikte Pinchfield çiftliğine saldırarak insanları kovup hayvanları özgür kılmak için kendilerine izin verilmesini istiyorlardı. Skeller ise öfkeyle kalkarlarsa zararla oturacaklarını söylüyor, Napolyon yoldaşın bilgi ve deneyimine güvenmelerini ötlüyordu. Gene de Frederike duyulan nefret her geçen gün büyüyordu. Napolyon bir pazar sabahı samanlığa gelerek keresteleri Frederike satmaya aklının ucundan bile geçirmediğini, böylesine aşağılık yaratıkla iş yapmayı onuruna yediremediğini açıkladı ayaklanma düşüncesini yaymaları için hala komşu çiftliklere gönderilmekte olan güvercinlere Fox çiftliğine ayak basmamaları tembihlenmiş, insanlığa ölüm sloganını bırakıp Frederick'e ölüm sloganını kullanmaları emredilmişti. Yaz sonuna doğru Snowball'un çevirdiği dolaplardan biri daha ortaya çıktı. Bir süredir ekinlere musallat olan ayrı sırrını kimse çözemiyordu. Sonunda Snowball'un bir gece gizlice çiftliğe girip buğday tohumlarına ayrı kotu tohumu karıştırdığı anlaşıldı. Snowball'a yardakçılık etmiş olan bir erkek kas suçunu Skrullar'a itiraf ettikten sonra zehirli iti üzümlerini yutarak canına kıydı. Bu arada hayvanlar o güne kadar birçoğunun bildiğinin tersine Snowball'un hiçbir zaman birinci dereceden kahraman hayvan nişanını almadığını da öğrendiler. Bu hikayeyi Ağıl Savaşı'ndan bir süre sonra Snowball kendisi uydurmuştu. Nişan verilerek ödüllendirilmek şöyle dursun savaşta korkaklık gösterdiği için kınanmıştı. Hayvanlar bütün bunları duyduklarında bir kez daha büyük bir şaşkınlığa kapılarak tepi göstermişlerdi. Ama Sukeyalar bildiğin yanıtıcı olduğunu söyleyerek onları yatıştırmakta gecikmedi. Yel değirmeni sonbaharda tamamlandı ama hemen hemen aynı günlerde hasadın kaldırılması da gerektiği için yorgunluktan bitkin düştüler. Makineler henüz takılmamıştı. Wimper satın alma görüşmelerini yürütüyordu ama yapı işi bitmişti. Deneyimsizliğe, kullanılan aletlerin ilkelliğine, talihsizliklere, Snowball'un ihanetine sözün kısası her türlü güçlük ve engele karşın işi tam belirlenen günde bitirmeyi başarmışlardı. Bedenleri yorgun, yürekleri övünç dolu hayvanlar ortaya çıkardıkları başyapıtın çevresinde dönenip duruyorlar. İlk yapılandan çok daha güzel buldukları yel değirmenini seyrederken kendilerinden geçiyorlardı. Üstelik bu kez yel değirmeninin duvarları eskisinden iki kat daha kalındı. Bu duvarları dinamitten başka hiçbir şey yıkamazdı. Ne kadar çok emek verdiklerini, ne hayal kırıklıklarının üstesinden geldiklerini, çarklar dönüp dinamolar çalışınca hayatlarının ne kadar farklı olacağını düşündüklerinde yorgunluk gövdelerinden akıp gitti. Zafer nar araları atarak yel değirmeninin çevresinde hoplaya zıplaya oynamaya başladılar. Biraz sonra köpekleri ve horozuyla birlikte gelen Napolyon yel değirmenini denetledi. Başarılarından dolayı hayvanları kutladı ve yel değirmeninin bundan böyle Napolyon değirmeni adıyla anılacağını açıkladı. İki gün sonra hayvanlar samanlıkta yapılacak özel bir toplantıya çağrıldılar. Toplantıda Napolyon kerestelerin tümünü Frederike sattığını açıkladığı zaman apışıp kaldılar. Ertesi gün Frederik'in arabaları çiftliğe gelip keresteleri taşımaya başlayacaktı. Anlaşılan Napolyon Pilkington'la dost görünürken aslında Frederik'le çoktan gizlice anlaşmıştı bile. Foxfoot ile bütün ilişkiler kesilmiş, Pilkington'a sövgü dolu bildiriler gönderilmişti güvercinlere Pinchfield çiftliğini uğramamaları ve Frederick'e ölüm sloganını bırakıp Pilkington'a ölüm sloganını kullanmaları tembihlenmişti. Bu arada Napolyon yakında hayvan çiftliğine karşı bir saldırı başlatılacağı yolunda söylentilerin baştan aşağı düzmece olduğunu, Frederick'in hayvanlarına gaddarca davrandığı yolunda masalları fazla abartıldığını anlattı hayvanlara. Bütün bu dedikoduları büyük bir olasılıkla Snowball ve ajanları çıkarmıştı. Şimdi her şey açığa çıkmıştı. Snowball'un Pinchfield çiftliğinde saklandığı falan yoktu. Aslında hiçbir zaman orada bulunmamıştı. Söylenenlere göre büyük bir lüks içinde Foxwood çiftliğinde yaşıyor ve yıllardır Pilkington'un uşaklığını yapıyordu. Domuzlar Pilkington'la dostluğu ilerletmiş görünerek Frederick'in kerestelere 12 sterlin daha fazla ödemesini sağlamış olan Napolyon'un kurnazlığına şapka çıkardılar. Ama Skeller'a kalırsa Napolyon'un üstün zekasının asıl göstergesi hiç kimseye Frederick'e bile güvenmemesiydi. Frederick kerestelerin parasını ödeme sözünün verildiği bir kağıt parçasına başka bir şey olmayan çekle ödemeye kalkmış ama Napolyon ondan akıllı çıkmış ödemenin keresteler taşınmadan önce 5 sterlinlik banknotlarla yapılmasını şart koşmuştu. Sonunda Frederick parayı gerçekten de istendiği gibi ödemişti. Ödediği para tam da yel değirmeni için gerekli makinelerin satın alınmasına yetecek kadardı. Bu arada keresteler büyük bir hızla taşınıyordu. Hepsi taşındıktan sonra hayvanların Frederick'in verdiği banknotları kendi gözleriyle görmeleri için büyük samanlıkta bir özel toplantı daha düzenlendi. İki nişanını da takmış olan Napolyon kaygısızca sırıtıyordu. Yükseltinin üzerindeki saman döşeğine uzanmıştı. Çiftlik evinin mutfağından getirilen porselen çanağı özenle yerleştirilmiş olan paralar yanı başındaydı. Hayvanlar yavaş yavaş önünden geçerek paraları yakından incelediler. Baksır burnunu uzatıp koklamaya kalkınca incecik banknotlar hışırtıyla yerinden oynadı. Daha üç gün olmamıştı ki çiftlik birbirine girdi. Birden yolun oradan bisikletiyle Wimperchik'a geldi. Yüzü kireç gibi avluya girdiğinde bisikletini fırlatıp attı. Koşarak çiftlik evine daldı. Az sonra Napolyon'un kaldığı odadan öfkeli böğürtüler işitildi. Haber tüm çiftliğe önüne geçilemeyen bir yangın gibi yayıldı. Banknotlar sahte çıkmıştı. Frederick keresteleri anafordan almıştı. Napolyon hayvanları hemen bir araya topladı. Ürkütücü bir sesle Frederick'i idam cezasına çarptırdığını, yakalar yakalamaz diri diri kazana attıracağını bildirdi. Öte yandan hayvanları da Frederick'in bu alçaklığından sonra en korkulu durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Frederick ve adamları ne zamandır beklenen saldırılarını her an başlatabilirlerdi. Çiftliğe girilebilecek her yere nöbetçiler yerleştirildi. Foxwood çiftliğine de 4 güvercin salınarak Pilkington'a yeniden dostça ilişkiler kurulmasını sağlayabileceği umulan bir uzlaşma mektubu gönderildi. Ertesi sabah saldırı başladı. Hayvanlar tam kahvaltıya oturmuşlardı ki tozu dumana katarak gelen gözcüler Frederick ve adamlarının ana kapıdan girdiklerini bildirdiler. Hayvanlar saldırganları karşılamak üzere cesaretle ileri atıldılar. Ama bu kez zafere ulaşmak ağıl savaşında olduğu kadar kolay görünmüyordu. Gelenler 15 kişiydi. Altısının tüfeği vardı. Yaklaşık 50 metre kala ateş açtılar. Korkunç patlamalara ve canlarını yakan saçmalara karşı duramayan hayvanlar çok geçmeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Napolyon ile Buxer onları toparlamak için çok uğraştılarsa da para etmedi. Yaralananlar vardı. Çiftlik binalarına sığınmışlar, yarıklardan ve budak deliklerinden dışarıyı gözetliyorlardı. Büyük otlak ve yel değirmeni düşman eline geçmişti. Napolyon bile dona kalmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Suspus olmuş, dik kuyruğunu hızlı hızlı oynatarak odanın içinde volta atıyordu. Gözler Foxwood çiftliği yolundaydı. Pilkington ve adamları yardıma gelseler paçayı kurtarabilirlerdi. Ama tam o sırada bir gün önce saldıkları güvercinler geri döndüler. Birinin gagasında Pilkington'dan bir pusula vardı. Pusula da kurşun kalemle yazılmış şu sözcükler okunuyordu. Kendi düşen ağlamaz. Bu arada Frederick ve adamları yel değirmeninin çevresinde toplanmışlardı. Hayvanlar da umarsız homurtular çıkararak onları izliyorlardı. İki adamın bir kol demiriyle bir balyoz çıkardığını gördüler. Yel değirmenini yıkmaya hazırlanıyorlardı. Hiçbir şey yapamazlar diye bağırdı Napolyon. Onların balyozları bizim kalın duvarlarımıza işlemez. Bir hafta uğraştılar gene de yıkamazlar. Korkmayın yoldaşlar. Ama Benjamin gözünü dört açmış adamların ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. Bir de baktı o iki adam kol demiri ve balyozlarla yel değirmeninin temeline yakın bir yerine çukur açıyorlar. Uzun burnunu ağır ağır iki yana sallayarak bilgiççe gülümsedi. Anlamıştım dedi. Görmüyor musunuz? Birazdan o çukura barut dolduracaklar. Hayvanlar korku içinde bekleşiyorlardı. Artık sığındıkları binadan çıkmaya kalkışmaları olanaksızdı. Birkaç dakika sonra adamların değirmenin oradan kaçıştıklarını gördüler. Hemen ardından kulakları sağır eden bir gümbürtü koptu. Güvercinler havaya uçuştular. Napolyon dışında bütün hayvanlar kendilerini yüzü koyun yere atıp yüzlerini kapattılar ayağa kalktıklarında yel değirmeninin bulunduğu yer kapkara dumanlara boğulmuştu. Duman rüzgarla dağıldığında bir de baktılar yel değirmeninin yerinde yeller asıyor. Onca emeğin havaya uçtuğunu gören hayvanlara ansızın bir cesaret geldi. Bu alçaklık karşısında kapıldıkları öfke, az önceki korku ve umutsuzluklarını unutturmuştu. Korkunç bir intikam çığlığı yükseldi. Kimsenin emrini beklemeden hep birlikte düşmanın üstüne atıldılar. Artık dolu gibi yağan saçmalara aldırmıyorlardı. Yabanıl amansız bir savaş oldu. Adamlar önce art arda ateş ettiler. Hayvanlar iyice yakına geldiklerinde de sopaları ve kalın botlarıyla vurmaya başladılar. Bir inek, üç koyun ve iki kaz oracıkta can verdi. Hemen herkes yaralıydı. Geriden harekatı yönetmekte olan Napolyon'un bile oraya kadar gelen bir saçmayla kuyruğunun ucu sıyrılmıştı. Ama adamlar da az kayıp vermemişti. Baksır attığı çiftelerle üçünün kafasını patlatmış, inek boynuzlarıyla birinin karnını değişmiş, Jesse ile Bluebell'de dişleriyle birinin pantolonunu paramparça etmişlerdi. Napolyon'un korumalığını üstlenen dokuz köpek aldıkları buyrukta çitin arkasından dolanıp ansızın ürkünç havlamalarla kanattan saldırdıklarında adamlar paniğe kapıldılar. Kuşatılmak üzere olduklarını fark etmişlerdi. Frederick adamlarına işler iyice sarpa sarmadan çiftliği terk etmelerini buyurdu. Az sonra korkak düşmanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlardı. Hayvanlar tarlanın aşağılarına kadar kovaladılar adamları. Dikenli çitten geçmeye çalışırlarken son birkaç tekme daha atmaktan geri kalmadılar. Savaşı kazanmışlardı ama bitkindiler. Tepeden tırnağa kanlara bulanmışlardı. Topallaya topallaya gerisin geri çiftliğin yolunu tuttular. Bazıları çimenler üzerinde yatan ölü yoldaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldular. Bir zamanlar yel değirmeninin bulunduğu yerde saygılı bir suskunluk içinde kısa bir süre öyle durdular. Evet on cemek boşa gitmiş, değirmenin izi bile kalmamıştı. Yapının temeli bile yer yer parçalanmıştı. Diyelim yeniden yapmaya kalktılar. Yerle bir olan duvarların taşlarını bile toplayamazlardı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce metre uzağa saçılmışlardı. Çiftliğe yaklaşırlarken savaş sırasında her nedense ortalıktan kaybolan Sculler'ın hoplaya zıplaya kendilerine doğru geldiğini gördüler. Memnun memnun kuyruğunu sallıyor, yüzü sevinçle parlıyordu. O sırada çiftlik binalarının oradan bir tüfek patladı. Buxer, bu da ne? diye sordu. Zaferimizi kutluyorlar diye bağırdı Sculler. Ne zaferi? dedi Buxer. Dizleri kanıyordu. Nallarından birini kaybetmiş, toynağı yarılmıştı. Arka bacağına bir sürü saçma saplanmıştı. Ne demek ne zaferi yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından söküp atmadık mı? Ama yel değirmenini havaya uçurdular. O yel değirmenini yapmak için tam iki yıl uğraşmıştık. Boş ver aldırma. Yenisini yaparız. Canımız isterse altı yel değirmeni daha yaparız. Ne kadar büyük bir iş başardığımızın farkında değilsin galiba yoldaş. Şu üzerinde durduğumuz topraklar az önce düşman elindeydi. Oysa şimdi her bir karışını geri aldık. Napolyon yoldaşın önderliği sayesinde tabii. Demek zaten bizim olanı geri almışız dedi Baksır. Skeller bu zafer bizim dedi. Topallaya topallaya avluya girdiler. Bacağındaki saçmalar Baksır'ın canını yakıyordu. Yel değirmeninin yeniden yapılmasının ne kadar zorlu bir uğraşı gerektireceğini, bu işte kendisine ne kadar büyük görevler düşeceğini düşünürken belki de ilk kez yaşlandığını hissetti. O koca kaslarının artık eskisi gibi güçlü olmadığını geçirdi kafasından. Öteki hayvanlar ise yeşil bayrağın dalgalandığını gördükten, tüfeğin tam 7 kez atıldığını duyduktan ve savaşta gösterdikleri yararlılıktan dolayı kendilerini kutlayan Napolyon'un konuşmasını dinledikten sonra gerçekten de büyük bir zafer kazanmış oldukları duydu uygusuna kapıldılar. Savaşta can verenleri ağır başlı bir törenle gömdüler. Cenaze arabası olarak kullanılan yük arabasını Boxer ile Clover çektiler. Cenaze alayının en önünde Napolyon yürüdü. Kutlamalar tam iki gün sürdü. Şarkılar söylendi, sevlevler çekildi, silahlar atıldı. Ödül olarak her hayvana bir elma, her kuşa 50 gram darı, her köpeğe de 3 peksimet verildi. Ardından bu son savaşın bundan sonra Yel değirmeni savaşı adıyla anılacağı, Napolyon'un yeşil bayrak adı altında yeni bir nişan verilmesini kararlaştırdığı ve ilk nişanı da kendisine taktığı açıklandı. Zafer sarhoşluğu sahte banknotları unutturmuştu. Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evinin kilerinde bir kasa viski buldular. Anlaşılan eve ilk girdiklerinde gözlerine çarpmamıştı. O gece çiftlik evinden şarkılar yükseldi. Üstelik araya zaman zaman İngiltere'nin hayvanlarından ezgilerin de karışması herkesi çok şaşırttı. buçuk sularında Napolyon başında Bay Johnson melon şapkasıyla arka kapıdan çıktı. Avlunun çevresinde fir dolayı dönüp içeri girdi. Sabah olduğunda çiftlik evinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Anlaşılan domuzların hepsi uyuyordu daha. 9'a doğru kapıda Skyler göründü. Ağır ağır ilerledi, bitkin görünüyordu. Bakışları donuktu, kuyruğu aşağı sarkmıştı. Sanki onulmaz bir hastalığa yakalanmış gibiydi. Hemen hayvanları topladı. Haber kötüydü. Napolyon yoldaş ölüm döşeğindeydi. Hayvanlardan bir feryat koptu. Çiftlik evinin kapılarının önüne zamanlar serildi. Herkes parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Önderimizi yitirirsek halimiz nice olur diye ağlaşıyorlardı. Snowball'un en sonunda Napolyon'un yemeğine zehir katmayı başardığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Saat 11'de Scaler kapının önüne çıkarak bir açıklama daha yaptı. Napolyon yoldaş ölüm döşeğine son bir yasa daha çıkarmıştı. İçki içenler idam cezasına çarptırılacaktı. Ne var ki akşama doğru Napolyon'un biraz daha iyi göründüğünü bildiren Tüsküeller ertesi sabah Önder'in sağlığının hızla iyiye gittiğini açıkladı. O günün akşamı yeniden işinin başına dönen Napolyon'un ertesi gün mayalandırma ve damıtma yöntemleriyle ilgili bazı kitapçıkları satın alması için Wimper'ı Willington çiftliğine gönderdiği öğrenildi. Napolyon bir hafta kadar sonra meyve bahçesinin arka tarafında bulunan ve artık çalışamayan hayvanlara otlak olarak ayrılması düşünülen küçük çayırın sürülmesi için emir verdi. Çayırın yozlaştığı ve yeniden çimen ekilmesi gerektiği söylense de çok geçmeden Napolyon'un oraya arpa ekmek niyetinde olduğu anlaşıldı. Çok geçmeden Napolyon'un oraya arpa ekmek niyetinde olduğu anlaşıldı. İşte tam o günlerde kimsenin anlayamadığı tuhaf bir şey oldu. Bir gece 12 sularında avludan gelen bir çatırtı üzerine bütün hayvanlar dışarı fırladılar. Mehtaplı bir geceydi. Büyük samanlığın yedi emirin yazılı olduğu uzun duvarının dibinde iki parçaya ayrılmış bir merdiven duruyordu. Skeller de merdivenin yanı başında yerde yatmaktaydı, sersemlemiş görünüyordu. Az ileride bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş bir beyaz boya kutusu göze çarpıyordu. Köpekler hemen Skeller'ın çevresine aldılar. Az biraz yürüyebilecek duruma gelir gelmez onu çiftlik evine götürdüler. Bu işe kimse akıl sır erdiremedi. Bir tek bilgitçe başını sallayan yaşlı Benjamin her şeyi anlamış görünüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Ama birkaç gün sonra Muriel, yedi emiri kendi başına bir kez daha okurken hayvanların emirlerden birini daha yanlış anımsadıklarını fark etti. Beşinci emiri hiçbir hayvan içki içmeyecek diye biliyorlardı. Demek bir sözcüğü unutmuşlardı. Doğrusu şöyleydi, hiçbir hayvan aşırı içki içmeyecek. Bölüm 9 Baksır'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra Yel değirmenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Baxter bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor, toynağının çok ağrıdığını akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Baxter'ın yarasını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover ile Benjamin kendini fazla yormaması için Baxter'a yalvarıyorlardı. Clover atlar da yorulur diyor ama Boxer kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yel değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için de 5 olarak belirlenmişti. Emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılır olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliğe gelen hayvanlar için otlak olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor. Emekli atlara günde 2,5 kilo tahıl, kışın 7,5 kilo ot, bayramlarda da bir havuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Baksır gelecek yıl yaz sonuna doğru 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kışta bir önceki kadar soğuktu, yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayinlerinin dışında bütün tayinlerde bir kez kısıntıya gidilmişti. Sukiyaların açıklamasına bakılırsa tayinlerde çok katı bir eşitlik, hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Sukiyalar gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayinleri yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Skinner hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğliyordu. Ama gene de Jones'un dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak, Johnson dönemine oranla daha çok yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini, çalışma saatlerinin daha az indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Johnson zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğukta donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı ki Sukiyalar'ın da durmadan vurguladığı gibi eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda 4 dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavruların babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesine bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi. Beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Yine o sıralar yeni kurallar getirilmişti. Bir domuz ile bir başka hayvan yolda karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaktı. O yıl çiftlikte işler yolunda gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yel değirmeninin aygıtları içinde para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı, almaları gerekiyordu. Araç gere, çivi, ip, kömür, tel, hurda demir ve köpek bisküvisi de cabası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayısı haftada 600'e çıkarıldığından o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara Şubat'ta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gaz yağı bitmesin diye ahırlarda fener yakmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi. Dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bira imalathanesinden avluya hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, iştah açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu içlerine çeken aç hayvanlar yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise dört litre bira veriliyor. Napolyon birasını Crown Derby takımının çorba kasesinde içiyordu. Gerçi küçüklerin ardı arkası kesilmiyordu ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesini buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkada da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor, Napolyon'un siyah horozu da başı çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan yaşasın Napolyon yoldaş yazılı bir bayrağı her zaman Boxer ile Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor. Ardından Skeller gıda maddeleri üretimindeki son artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor. Zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görünmediği zaman yakınlıyorlardı. Koyunlar o saat birazdan dört ayak iyi iki ayak kötü diye avazları çıktığı kadar meleyerek onları susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarını ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören alaylarıyla, skeylerin sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşüyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sırada olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğine cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napolyon oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi yalnızca ağıl savaşının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakta kalmadığını, açıktan açığa Johnson safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve yaşasın insanlık diye haykırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlar ise yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Mer bu yaraları Napolyon düşleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun Moses yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bahbadem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarına çırpıyor, dinleyecek birini bulmaya görsün saatlerce konuşuyordu. Koca gagasıyla gökyüzünü göstererek çok ciddi bir sesle işte orada yoldaşlar diyordu. Baba Adem diyarı biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. Şu gördüğünüz kara bulut var ya onun hemen ardında. Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küsüpesi ve kesme şekerlerle kaplı çalılıkları gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından daha doğru, daha anlaşılır ne olabilirdi? Asıl anlaşılması zor olan domuzların Moza karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak balbadem diyarı ile ilgili masallarının palavra olduğunu söylüyorlar, hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar. Dahası her gün bir açmasına izin veriyorlardı. Boxer ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yel değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra, bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok çalışmak dayanılır gibi değildi, ama Baksir asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da, çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca biraz görünüşü değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi, kocaman sarısı içine göçmüştü. Herkes ilkbahar otları bir yaşarsın, Baksır kendini toparlar diyordu. İlkbahar otları yaşardı ama Baksır toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından daha çok çalışacağım sözcükleri okunabiliyordu. Clover ile Benjamin sağlığını koruması için onu sürekli uyarıyorlar ama Baxter kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umrunda değildi. Tek isteği kendisi emekli ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplanmasıydı. Bir yaz akşamı birdenbire çiftlikte bir söylenti yayıldı. Baksıra bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkışmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasına haberi yetiştirdi. Baksır yere yıkılmış kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Baxter orada arabanın okları arasında boynunu uzatmış yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş, göndesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Ağzına ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. "Baxter!" diye bağırdı. "Ne oldu sana?" Baxter duyulur duyulmaz bir sesle "Ciğerlerim dayanmadı." dedi. Dert değil. Yel değirmenini ben siz de bitirebilirsiniz. Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder. Clover hemen yardım istemeliyiz dedi. Koşun. Sküyelere haber verin. Hayvanlar olup biteni sküyelere anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnız Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin, Boxer'ın yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika sonra Squaler belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napolyon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Baksar'ın tedavi için Wellington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Molly ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Squealer onları kolayca yatıştırmakta gecikmedi. Billington'daki Baytar, Baxter'ı çok iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Baxter biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı, topallayarak ahırına girip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeye uzandı. Baxter iki gün ahırda kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesi göndermişlerdi. Clover şişenin içinde pembe ilacı Baxter'a günde iki kez yemeklerden sonra içeriyordu. Akşamları Baxter'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Baxter başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu. Bir iyileşirse en azından 3 yıl daha yaşayabilir, büyük otlağın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya, bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjamin ile Clover, Baxter'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yük arabası Baksır götürmeye geldiğinde öyle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde şalgam tarlasındaki ayrı kotlarını ayıklamakta olan hayvanlar Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce şaşırdılar. Benjamin'i hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. Çabuk çabuk diye bağırdı Benjamin. Hemen gelin baksırı götürüyorlar. Hayvanlar domuzu aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki atlı üstü kapalı büyük bir yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış hep birlikte güle güle Baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise hayvanların çevresinde hoplayıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak salaklar, salaklar diye bağırıyordu. Kör Arabanın üstünde ne yazıyor görmüyor musunuz? Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara itti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simmons, at kasabı ve tutkal imalatçısı, Wellington. Hayvan derisi ve kemik tozu taciri. Köpek kulübesi temin edilir. Şimdi anladınız mı? Baksırı at kasabına götürüyorlar. Köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırısa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Boxer diye bağırdı. Boxer, Boxer, Baxter. Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Baksır'ın yüzü belirdi. Clover, Baxter diye bağırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Baxter, çık oradan, çabuk çık, boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da çık oradan Baxter. at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış, araya gittikçe açıyordu. Baksır'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içinde korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftçide paramparça ederdi ama ne gezer. O eski gücünün yerinde yerler esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Baksın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü. Ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Baksır bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Baksır'ın gösterilen her türlü özene karşı Willington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Sukeyalar son anlarında Baksır'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Skyler ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek böylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim dedi. Son ana kadar başucundaydım. Konuşacak gücü kalmamıştı. Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. İleri yoldaşlar dedi güçlükle. Ayaklanmadığına ileri. Yaşasın hayvan çiftliği. Yaşasın Napolyon yoldaş. Napolyon her zaman haklıdır. Son sözleri bunlar oldu yoldaşlar. Derken Skyler'ın tavrı ansızın değişip vardı. Bir an durdu, ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Baksır götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Baksırı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler ve hemen Baksır'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi. Tert ter tepiniyor, öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yoldaşı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir şeye göz yumar mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabının kullandığı araba kısa bir süre önce baytar tarafından satın alınmış ama baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Squealer, Baxter'a ölüm döşeğinde ne kadar büyük özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkularda dağıldı. Baxter'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon da katıldı ve Baxter'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duydukları yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirtmek mümkün olmamıştı. Ama Baksır'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baksır için bir anma şöleni düzenleyecekti. Napolyon söylevini Baksır'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeyişlere her hayvan kafasını iyice kazımalıydı. Şölenin verileceği gün Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamatayla şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir kasa viski daha almışlardı. Bölüm 10 Yıllar geçti, mevsimler devrildi, hayvanların kısa ömürleri bir bir sona erdi. Artık ayaklanmadan önceki günleri Clover, Benjamin, Kuzgun Moses ve birkaç domuzdan başka anımsayan kalmamıştı. Muriel ölmüştü, Bluebell, Jesse ve Pincher ölmüştü. Jones da hayatta değildi artık, uzaklardaki bir düşkünler evinde bu dünyadan göçmüştü. Snowball unutulmuştu. Onu tanımış olan birkaç hayvanı saymazsak Boxer da unutulmuştu. Clover yaşlanıp şişmanlamıştı. Eklemleri sertleşmiş, gözleri sulanmaya başlamıştı. Emekliliği geleli iki yıl olmuştu ama o güne değin hiçbir hayvanın emekliye ayrıldığı görülmemişti. İyice yaşlanan hayvanlar için otlakta bir köşe ayırma tasarısının çoktandır sözü bile edilmiyordu. Napolyon neredeyse 150 kiloluk bir domuz azmanı olup çıkmıştı. Skeller yağ tulumuna dönmüştü. Gözleri yumuk yumuktu, güçlükle görebiliyordu. Bir tek yaşlı Benjamin pek değişmemişti. Yalnızca ilesine hafif kır düşmüştü. Bir de Baksır'ın ölümünden sonra daha da somurtkanlaşmış, ağzı dili bağlanmıştı. Gerçi nüfus artışı ilk başta beklendiği kadar yüksek olmamıştı ama gene de çiftlikteki hayvanların sayısı artmıştı. Yakın yıllarda doğmuş olan birçok hayvan için ayaklanma ağızdan ağza aktarılan bir masaldan başka bir şey değildi. Dışarıdan satın alınan hayvanların çiftliğe gelinceye kadar ayaklanmadan haberleri bile olmamıştı. Çiftlikte Clover'dan başka 3 at daha vardı. Bunlar temiz yürekli, dürüst, gönülden çalışan hayvanlardı. Yoldaşlıklarına diyecek yoktu ama çok aptaldılar. Alfabenin B harfinden ötesini sökememişlerdi. Ayaklanma ve hayvancılığın temel ilkeleri konusunda kendilerine söylenen her şeyi hiç tartışmadan kabul ediyorlardı. Özellikle de derin bir saygı duydukları Clover'ın ağzından çıkmışsa. Ama bu söylenenlerden pek bir şey anladıkları söylenemezdi. Çiftlik artık daha zenginleşmiş, daha iyi örgütlenmişti. Bay Pilkington'dan satın alınmış olan iki tarlayla daha da büyümüştü. Yel değirmeni en sonunda başarıyla tamamlanmış, çiftlik bir harman makinesine, saman ve ot ambarına kavuşmuş, yeni binalar yapılmıştı. Wimper kendine tek atlı ufak bir araba almıştı. Ama yel değirmeninden elektrik üretimi için hiç yararlanılmamıştı. Un ötmekte kullanılan değirmen oldukça iyi para getiriyordu. Şimdi hayvanlar var güçleriyle bir yel değirmeni daha yapmaya çalışıyorlardı. Söylenenlere bakılırsa bu yeni yel değirmeni tamamlandığında dinamolar takılacaktı. Ama elektrik ışığıyla aydınlatılan sıcak ve soğuk suyu eksik olmayan ahırlar ve haftada yalnızca 3 gün çalışmak gibi bir zamanlar Snowball'un hayvanlara ballandıra ballandıra anlattığı düşler artık belleklerden silinmişti. Napolyon bu tür düşüncelerin hayvancılığın ruhuyla bağdaşmadığını açıklamıştı. Öndere göre gerçek mutluluk çok çalışmak ve yalın yaşamakta yatıyordu. Bu arada çiftlik zenginleşmiş ama her nedense hayvanların hayat koşulları değişmemişti. Tabi domuzlarla köpekleri saymazsak. Bu belki biraz da kalabalık olmalarından kaynaklanıyordu. Gerçi onlar da kendilerince çalışıyorlardı. Skuyaların bıkıp usanmadan anlattıklarına bakılırsa çiftliğin denetim ve yönetimi durmamacısına çalışmalarını gerektiriyordu. Bu işlerin çoğu öteki hayvanların bilgi ve becerisine aşan uğraşlardı. Örneğin domuzlar her gün sabahtan akşama kadar fişler, raporlar, tutanaklar, dosyalar gibi kimsenin akıl sır erdiremediği işlere kafa patlatmak zorundaydılar. Bunlar sık yazılarla doldurulan, doldurulduktan sonra ocağa atılıp yakılan çarşaf çarşaf kağıtlardı. Kıyalar bunun çiftliğin dirlik ve düzeni açısından büyük bir önem taşıdığını söylüyordu. Ama gene de domuzların da köpeklerin de kendi emekleriyle yiyecek ürettikleri yoktu. Üstelik hem çok kalabalıktılar hem de iştahları her zaman yerindeydi. Öteki hayvanlara gelince gördükleri kadarıyla hayatlarında pek değişen bir şey yoktu. Çoğu zaman karınları açtı, samanların üstünde yatıyorlar, sularını gölcükten içiyorlar, tarlalarda çalışıyorlardı, kışın soğuktan donuyorlar, yazın sineklerin saldırısına uğruyorlardı. Daha yaşlıca olanlar belleklerini zorlayarak Johnson çiftlikten yeni kovulduğu ayaklanmanın ilk günlerindeki durumu şimdikinden daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu çıkarmaya çalışıyorlar ama pek bir şey anımsayamıyorlardı. Şimdiki hayatlarıyla karşılaştırılacak hiçbir şey kalmamış dehlerinde. Önlerinde yalnızca Sukialar'ın durumun her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteren rakamlarla dolu listeleri vardı. Bir türlü işin içinden çıkamıyorlardı. Kaldı ki artık bu tür şeyleri uzun uzadıya kafa yoracak vakitleri de yoktu. Uzun hayatının tüm ayrıntılarını anımsadığını ileri süren tek hayvan yaşlı Benjamin'di. O da durumun hiçbir zaman daha iyi ya da daha kötü olmadığını ve böyle sürüp gideceğini söylüyordu. Benjamin'e göre açlık, zorluk ve hayal kırıklığı hayatın değişmez yasalarıydı. Yine de hayvanlar umutlarını asla yitirmiyorlardı. Daha da önemlisi hayvan çiftliğinin üyesi olmanın ne kadar onurlu ve saygın bir nitelik olduğunu bir an bile akıllarından çıkarmıyorlardı. Hayvan çiftliği koca ülkede tüm İngiltere'de hayvanların malı olan ve hayvanlar tarafından yönetilen tek çiftlikti hala. En gençleri dahası 20-30 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden yeni getirmiş olanlar bile bunu bir mucize olarak görüyorlardı. Tüfek sesini duyduklarında yeşil bayrağın gönderde dalgalandığını gördüklerinde göğüsleri kabarıyor, söz dönüp dolaşıp mutlaka eski kahramanlık günlerine, Johnson çiftlikten kovuluşuna, yedi emirin kaleme alınışına, çiftliği ele geçirmeye kalkan insanların bozguna uğratılışına geliyordu. Eski düşlerin hiçbirinden vazgeçmemişlerdi. Koca reisin müjdelediği İngiltere'nin yemyeşil çayırlarına tek bir insan ayağının basmayacağı hayvan cumhuriyetine olan inançlarını yitirmemişlerdi. Bir gün mutlaka gerçek olacaktı. Belki hemen gerçekleşmeyecekti. Belki şimdi hayatta olanlar o günleri göremeyeceklerdi ama düşleri bir gün mutlaka gerçek olacaktı. İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi bile orada burada gizlice mırıldanıyordu. Hiçbiri yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de çiftlikteki her hayvanın şarkıyı ezbere bildiği kesindi. Zor bir hayat yaşıyor olabilirlerdi. Umutlarının tümü gerçekleşmemiş olabilirdi. Ama öteki hayvanlardan farklı olduklarının bilincindeydiler. Açlık çekiyorlarsa zorba insanları doyuralım diye çekmiyorlardı. Çok çalışıyorlarsa hiç değilse kendileri için çalışıyorlardı. Hiçbir hayvan iki ayak üstünde yürümüyordu. Hiçbir hayvan hiçbir hayvanın efendisi değildi. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başlarıydı. Bir gün Skyler koyunlara ardından gelmelerini emretti ve onlara çiftliğin öbür ucunda körpe huş ağaçlarıyla kaplı bir yere götürdü. Koyunlar Skyler'ın gözetiminde akşama kadar ağaçların yapraklarını yediler. Sukeyler akşam çiftlik evine dönmeden koyunlara orada kalmalarını tembihledi. Hava da sıcaktı zaten. Koyunlar bütün bir hafta orada kaldılar. Bu süre boyunca öteki hayvanlar koyunlarla hiç karşılaşmadılar. Sukeyler her gün oraya gidiyor, günün büyük bölümünü koyunlarla geçiriyordu. Onlara yeni bir şarkı öğretmekte olduğunu, rahat çalışabilmeleri için gözlerden uzak olmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunun çiftliğe yeni döndükleri güzel bir akşamüstü, hayvanlar işlerini bitirmişler, çiftlik binalarına yönelmişlerdi. Birden avlunun oradan korkunç bir kişneme duyuldu. Hayvanlar ürkerek oldukları yerde kaldılar. Clover'ın sesiydi. Bir kez daha kişneyince tüm hayvanlar dört nala avluya daldılar. Ve Clover'ın gördüğünü onlar da gördüler. Arka ayakları üzerinde yürüyen bir domuz. Squaller'dı bu. Koca gövdesini arka ayaklarının üzerinde taşımaya alışık olmadığından güçlükle ilerliyor ama gene de dengesi bozulmadan avlunun ortasında gezinebiliyordu. Biraz sonra çiftlik evinin kapısından bir sürü domuz çıktı. Hepsi de arka ayaklarının üzerinde yürüyorlardı. Daha beceriklileri de vardı, dengelerini korumakta güçlük çekenler de ama hepsi de avlunun çevresinde yere yıkılmadan dolanıp duruyorlardı. Sonunda köpekler ürkünç sesler çıkararak havladılar. Kara horoz kulakları sağır edercesine uzun uzun öttü ve kapıda Napolyon belirdi. Olanca görkemiyle dimdik yürüyor, sağına soluna kibirli bakışlar fırlatıyordu. Köpekleri de çevresinde sıçrayıp duruyorlardı. Ön ayaklarının birinde bir kırbaç vardı. Ortalığı ölüm sessizliği kaplamıştı. Hayvanlar şaşkınlık ve korku içinde birbirlerine sokulmuşlar, avlunun çevresinde ağır ağır yürüyen domuzları izliyorlardı. Sanki dünya tersine dönmüştü. İlk şaşkınlıkları geçer geçmez köpeklerden korkmalarına, uzun yıllardır ne olursa olsun hiçbir şeyden yakınmama, hiçbir şeyi eleştirmeme alışkanlığı edinmiş olmalarına karşın domuzlara karşı seslerini yükseltmek üzereydiler ki koyunlar birinden işaret almışçasına hep bir ağızdan melemeye başladılar. 4 ayak iyi, iki ayak daha iyi. 4 ayak iyi, 2 ayak daha iyi. 4 ayak iyi, iki ayak daha iyi. Meleme aralıksız 5 dakika sürdü. Koyunların sesi kesildiğinde domuzlar çoktan çiftlik evine dönmüştü. Protesto etme fırsatı kaçırılmıştı. Benjamin birinin burnuyla omzuna dokunduğunu fark edince dönüp baktı. Clover'dı. Yaşlı gözleri her zamankinden daha donuktu. Hiçbir şey söylemeden Benjamin'in usulca yelesinden çekip büyük samanlığın yedi emirinin yazılı olduğu duvarına götürdü. Bir süre öyle durup kattan kaplı duvardaki beyaz yazılara baktılar. Sonunda Clover, gözlerim artık iyi görmüyor dedi. Gerçi gençken de doğru düz okuyamazdım ya. Ama bana öyle geliyor ki yazılarda bir değişiklik var. Yedi emir eskisi gibi duruyor mu Benjamin? Benjamin ilk kez ilkesini bozdu ve duvardaki yazıyı Clover'a okudu. Duvarda tek bir emir yazılıydı. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Ertesi gün işlerini denetleyen domuzların kırbaçlı olmaları kimseye tuhaf gelmedi. Domuzların kendilerine bir radyo aldıkları, telefon bağlatmaya hazırlandıkları, John Bull ve Titbit dergileriyle Daily Mirror gazetesine abone oldukları işitildiğinde kimse şaşırmadı. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında piposuyla dolaşması kimsenin garibine gitmedi. Domuzların Bayan Johnson giysilerini gardıroptan alıp giymeleri, Napolyon'un siyah ceket, külot pantolon ve deri tozluklarla gezinmesi gözdesi olan dişi domuzun da Bayan Johnson bir vakitler pazar günleri giydiği cancanlı ipek elbisesiyle dolaşması bile hiç kimseyi şaşırtmadı. Bir hafta kadar sonra, bir öğleden sonra çiftliğe tek atlı ufak arabalar geldi. Komşu çiftliklerden bir temsilciler kurulu bir denetleme gezisi için çağrılmıştı. Tüm çiftliği gezen çiftçiler gördükleri her şeye özellikle de yel değirmenine hayran kaldıklarını belirttiler. Hayvanlar şalgam tarlasındaki ayrı kotlarını yolmaktaydılar. Kendilerini tümüyle işlerine vermişlerdi. Daha çok domuzlardan mı yoksa çiftliğe konuk gelen insanlardan mı korkmak gerektiğini kestiremediklerinden başlarını bile kaldıramıyorlardı. Akşamleyin çiftlik evinden kahkahalar ve şarkılar yükseldi. Birbirine karışan sesleri duyan hayvanlar birden kulak kesildiler. İlk kez eşit koşullarda bir araya gelen hayvanlarla insanlar orada ne yapıyorlardı acaba? Hep birlikte hiç ses çıkarmamaya çalışarak çiftlik evinin bahçesine yaklaştılar. Bahçe kapısının önüne geldiklerinde ürkerek duraksadılarsa da Clover'ın öne düşmesiyle içeri girip parmaklarının ucuna basarak eve yöneldiler. Boyları yetişen hayvanlar yemek odasının penceresinden içeri baktılar. Uzun masanın çevresinde altı çiftçi ile önde gelen 6 domuz oturuyordu. Napoleon ise basanın başına geçmiş, onur koltuğuna kurulmuştu. Domuzlar sandalyelerinde hiç de rahatsız görünmüyorlardı. Hep birlikte kağıt oynarken oyunu kesmişler, şerefe kadeh kaldırıyorlardı. Büyük bir sürahi elden ele dolaşıyor, bardaklara birer dolduruluyordu. Hiçbiri pencereden içeri bakan hayvanların şaşkın yüzlerini fark etmemişti. Foxwood çiftliğinin sahibi Bill Pilkington elinde bardağı, ayağa kalktı. Birazdan herkesi şerefe kaldırmaya davet edeceğini ama daha önce birkaç söz etmeyi görebildiğini söyledi. Uzun süren bir güvensizlik ve anlaşmazlık döneminin artık sona ermiş olması kendisi ve hiç kuşkusuz orada bulunan herkes için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Komşu çiftliklerdeki insanlar hayvan çiftliğini saygıdeğer sahiplerine bir süre düşmanlık duygularıyla değilse de kuşkuyla yaklaşmışlardı. Ama kendisi ve orada bulunanlar insanların bu kuşkucu yaklaşımını bile paylaşmamışlardı. Talihsiz olaylar meydana gelmiş, yanlış düşüncelere kapılanlar olmuştu. Domuzların sahip olduğu ve yönettiği bir çiftliğin hiç de olağan olmadığı düşünülmüş, çevredeki çiftliklerde tedirginliğe yol açabileceğinden korkulmuştu. Çiftçilerin birçoğu en küçük bir araştırma yapmaksızın böyle bir çiftlikte başına buyrukluk ve başı bozukluğun kol gezeceği sanısına kapılmıştı. Hayvan çiftliğinde olup bitenlerin yalnız kendi hayvanlarını değil çiftliklerinde çalışan insanları da etkileyebileceğini düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama bu tür kuşkuların tümü dağılmıştı artık. Bugün kendisi ve dostları oraya gelerek hayvan çiftliğinin dört bir yanını gezip incelemişler ve yalnızca en yeni yöntemlerle değil aynı zamanda bütün çiftçilere örnek olması gereken bir disiplin ve düzenle karşılaşmışlardı. Hayvan çiftliğinde aşağı kesimlerden hayvanların ülkenin bütün hayvanlarından daha çok çalışıp daha az yediklerini söylemek herhalde yanlış olmayacaktı. Bugün gerçekten de kendisi ve dostları hayvan çiftliğinde öyle şeyler görmüşlerdi ki bunları kendi çiftliklerinde de hemen uygulamaya koymayı düşünüyorlardı. Sözlerine hayvan çiftliği ile komşuları arasında var olan ve sürmesi gereken dostluk duygularını bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyordu. Domuzlar ile insanlar arasında en küçük bir çıkar çatışması yoktu. Olması için bir neden de göremiyordu. Verdikleri uğraşlar da karşılaştıkları güçlükler de birdi. İşçi sorunu her yerde aynı değil miydi? Bay Pilkington tam önceden hazırladığı anlaşılan zekice bir espri yapacaktı ki gülmesine tutamayınca konuşmasını kesmek zorunda kaldı. Tombul yanakları mosmor kesilinceye kadar kahkahalar attıktan sonra espriyi patlattı. Sizler aşağı kesimden hayvanlarınızla uğraşmak zorundaysanız, dedi, bizler de bizim aşağı sınıftan insanlarımızla uğraşmak zorundayız. Espri masayı kahkahaya boğdu. Bay Pilkington hayvan çiftliğinden tayınların düşük tuttukları, iş saatlerinin her yerdekinden daha fazla olmasını sağladıkları ve hayvanları aşırı bolluğa boğarak şımartmadıkları için domuzları bir kez daha kutlamaktan kendini alamadı. En sonunda herkese ayağa kalkmaya ve bardaklarını doldurmaya davet eden Bay Pilkington, ''Haydi beyler'' dedi. ''Şerefe, hayvan çiftliğinin şerefine.'' Herkes coşkuyla bağırıp çağırıyor, ayaklarını yere vuruyordu. Napolyon o kadar keyiflenmişti ki yerinden kalkıp masayı dolandı. Bay Pilkington da bardak tokuşturduktan sonra birasını bir dikişte bitirdi. Bağırıp çağırmalar dinince hala ayakta olan Napolyon kendisinin de birkaç sözü olduğunu belirtti. Her zaman olduğu gibi kısa ve öz konuştu. Anlaşmazlık dönemi sona erdiği için kendisi de çok mutluydu. Uzun bir süre kendisinin ve arkadaşlarının tutum ve davranışlarının yıkıcı, dahası devrimci olduğu yolunda söylentiler dolaşmıştı. Bu dedikodular kötü yürekli düşmanlarının biri tarafından çıkartılmış olsa gerekti. Komşu çiftliklerdeki hayvanlara ayaklanmaya kışkırttıkları söylenmişti. Yalanın böylesi görülmemişti doğrusu. Oysa onların tek isteği her zaman komşularıyla barış içinde yaşamak, iş ilişkilerini düzgün bir biçimde sürdürmek olmuştu yönetmekten onur duyduğu bu çiftlik bir kooperatif girişimiydi. Elindeki tapu senetlerinin ortak sahipleri domuzlardı. Gerçi eski kuşkuların hala sürdüğüne asla inanmıyordu ama gene de son zamanlarda çiftliğin işleyişinde kendilerine duyulan güveni daha da artıracak bazı değişikliklere gidildiğini belirtmekte yarar görüyordu. Bugüne kadar çiftlikteki hayvanlar arasında birbirlerine yoldaş demek gibi salakça bir alışkanlık söz konusuydu. Bu alışkanlığa son verilecekti. Nereden kaynaklandığını bilmedikleri tuhaf bir alışkanlık da her pazar sabahı bahçedeki kütüğe takılı domuz kafasının önünden tören yürüyüşüyle geçmeleriydi. Bu alışkanlığa da son verilecekti. Domuz kafasını toprağa gömmüşlerdi bile. Konuklar gönderde dalgalanan yeşil bayrağa dikkatle bakmışlarsa da bayrağın üzerinde beyaz toynak ve boynuzun kaldırılmış olduğunu fark etmiş olmalıydılar. Bundan böyle bayrak düz yeşil olacaktı. Yalnız Bay Pilkington'un dostluk duygularıyla dolu olağanüstü konuşmasında küçük bir düzeltme yapmak istiyordu. Bay Pilkington konuşması boyunca çiftliklerinden hayvan çiftliği diye söz etmişti. Hiç kuşku yok ki hayvan çiftliği adının kaldırıldığını bilmesi olanaksızdı. Çünkü bunu şimdi orada ilk kez açıklıyordu. Çiftlik bundan böyle yeniden asıl adıyla beylik çiftlik adıyla bilinecekti. Napolyon sözlerini bitirirken beyler dedi. Bir kez daha şerefe kaldıracağız bardaklarımızı ama bu kez hayvan çiftliğinin şerefine değil. Bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Hadi bakalım beyler, beylik çiftliğin şerefine. Gene yürekten bir coşkuyla şerefe diye haykırdılar. Biralar bir dikişle bitirildi. Ne ki dışarıdaki hayvanlar bu sahneyi seyrederken bir tuhaflık sezinlediler. Domuzların yüzlerinde değişen bir şey vardı ama neydi? Clover'ın yaşlı donuk bakışları yüzler üzerinde bir bir geziniyordu. Domuzlardan bazılarının çeneleri 5 kat, bazılarının 4 kat, bazılarının da 3 kat olmuştu. Ama eriyip değişmekte olan şey neydi? Biraz sonra haykırışlar kesildi. Masadakiler kağıtlarını alıp yarım kalan oyunlarına yeniden başladılar. Hayvanlar da sessizce uzaklaştılar oradan. Daha 20-30 metre kadar uzaklaşmışlardı ki oldukları yerde kala kaldılar. Çiftlik evinde bir gürültüdür kopmuştu. Geri dönüp hızla eve koştular ve pencereden içeri baktılar. Evde korkunç bir kavga patlak vermişti. Bağırıp çağırmalar, masaya vurmalar, kuşkulu sert bakışlar, küfür kıyamet. Anlaşıldığı kadarıyla kavganın nedeni Napolyon ile Bay Pilkington'un aynı elde maça ası çıkarmış olmalarıydı. İçeride 12'si de öfkeyle bağırıyor, 12'si de birbirlerine benziyorlardı. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine, bir insanların yüzlerine bakıyor ama onları birbirinden ayırt edemiyorlardı.